Selamlar Merhaba. yeniden. Geldik, konsey olarak karşınızdayız. Hoş geldiniz diyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 4 haftalık bir maraton kovaladık, koşturduk. Birlikte heyecan yaptık. Bekledik, beklediğimizi alamadık ya da beklediğimizden daha fazlasını aldık. Toplamda 4 hafta boyunca arkadaşlar Shadowlands Afterlives Animated Short diyelim, kısa animasyonlarını birlikte izledik. Geldiği andan itibaren sizlerle birlikte hem duygularımızı hem reaksiyonlarımızı paylaştık. Anında yorumladık. Anında yorumladığımızın üstüne her hafta pazar günleri klasik Lore Konseyi gününde Lore Konseyi ile birlikte konuları değerlendirdik. Bugüne özel olarak arkadaşlar ben yaklaşık 8-9 yıldır SGK'lı olarak çalışıyorum ve genelde yıllık izin alma imkanım hiç olmadı. İnanır mısınız bilmiyorum. İlk defa yıllık izne çıkıyorum. İlk defa bir haftalık bir dinlenme sürecine geçeceğim. Onda da eşime, dostuma bir geri ödeme yapacağım. Zamanda rahatsızlıkları oldu, iyi kötü günler oldu, yanında olamadığım insanların bir tanesi de öz abim. Onların ziyaretine gideceğim. Biraz road trip tarzında olacak. O yüzden bu haftada pazar günü olmayacağım için Lore Konseyi'ni rica ettim Görkem'le Murat'a. Cuma günü icra edelim dedim. Sağ olsunlar beni kırmadılar. Sağ olun sizler de bizi kırmayıp bu Cuma günü geldiniz ve bizimle burada buluştunuz diyelim. Bu şekilde bir giriş yapmış olalım. Tekrardan yeniden hoş geldiniz diyoruz. Evet, bu son haftanın Shadowlands Afterlives kısa animasyonu Revendreth'le alakalıydı. Biz böyle biraz daha Garrosh böğürecek işte alacak Gorhold'u işte biraz daha kuru kafa olacak ucunda böyle adamları savuracak işte Denatrius 3'e bölünecek. Oradan işte şey göreceğiz, vampir Garrosh'lar falan göreceğiz işte. Meğersem çoğalmış küçük küçük Garrosh'lar bir ailesi olacak falan derken Garrosh'la ilgili çok farklı bir hikaye öğrendik. Revendreth'in ana hikayesini öğrendik. Aslında biz Bastion sinematiğiyle biraz fazla hype'landırılıp altta Shadowlands'in nasıl işlediğini anlatan bir seriye tutulmuşuz. Ve bu seriyi de sonunda gerçekten Mav'dan önce Mav'a gidene kadar ki ruhların izlediği yolun tam olarak hikayesini alttan alttan detay detay bize veren bir video serisiyle karşı karşıya kaldığımızı sonradan anladık diyelim. İnanılmaz bir videoydu. Ben şimdi ayrı ayrı ele almaktan ziyade şöyle, çünkü bittiği için komple bir ele alış yorumu yapayım. Gerçekten yani bundan önce Warbringers, Harbringers gibi seriler izledik. Evet, onlar da güzeldi ama Warlords of Draenor'da geldi, Pandaria'da geldi, biliyorsunuz oralarda da gördük bu tarz videolar. İnanılmaz güzel bir sanat çalışması vardı. Ve Azeroth'tan farklı bir yer gördüğümüz için olsa gerek ya da Draenor'dan farklı bir yer mi gördüğümüz için olsa gerek bilmiyorum ama İnanılmaz güzeldi. Yani adamlar ne diyeyim, çalışmışlar yani, üzerine emek göstermişler. Bunlar ya işte dur Warcraft komünitesini biraz hype'landıralım. İşte 2-3 video yapalım, hikayeyi anlattığımızı görsünler. Aman işte dostlar çalışıyor da görsün bizi gibi değil. Gerçekten üzerine çalışılmış. Tabiri caizse aylar harcanmış. 4 tane videoyla karşı karşıya kaldık ve inanılmaz güzeldi. İzlemesi çok keyifliydi. Yani özellikle Revendreth videosunu açın açın baştan izleyin. Evet. Bulabiliyorsanız hatta videosunu ayrı açın. Arkadaki müziği ayrı yakalayın. İnanılmaz bir sanat çalışması var. Yani şimdi biz burada videoyu izliyoruz. Abi çok az Garrosh gördük. Abi çok az Arthas gördük diye. Fıt diye eleştiri veriyoruz. Ama yani 50 kişilik bir orkestra çalışıyor onun arkasındaki müzikte. Evet. 70 kişilik bir tasarım ekibi çalışıyor. Yani yüzlerce insan, şöyle söyleyeyim, bu 5 dakikalık videoyu bizlere iletmek için çalışmışlar. Yani evet, önceki video videolarda biraz daha şey diyebilirdik. İşte o Draenor'daki ya da Pandaria'daki. Ya abi güzeldi, iyi falan da yani burada biraz oldu dedik. Doyurdu dedik. Şimdi ben Revendreth özelindeki hikaye dramasına ya da hikaye ele almasına geçmeden önce bu dörtlü anlamda bir de konsey üyelerin fikrini merak ediyorum. Ladies first diyorum ve Eda'ya soruyorum. Normalde Görkem bizim biliyorsunuz şey abimiz. Görkem'e Estağfurullah. danışıyorum ama biraz Estağfurullah. Önce Lady'ler lütfen. bugün Lady'ler. Eda'ya şey yapıyorum, topu atıyorum. Çünkü kediyle çok ilgilendi, biraz yayından kopuyor. Onu tekrar yayına bağlamak adına. Eda'cığım bu dört sinematikle olarak genel. Bu dört sinematik en sevdiğim sinematik son sinematik arkadaşlar. Çünkü diğer sinematiklerde gördüğümüz temalar
demler, temalar. Aslında World of Warcraft'ta karşılaştığımız demler işte Light, işte Death vesaire. Ama bu gördüğümüz Vampiric ve kanla alakalı çok yeni bir tema geliyor. Çok beğendim onu, söylemeliyim. Videoyu çok sevdim. O kırmızılık, ya yani o kan ve o siyahlık beni çok etkiledi. İçinde yatan konu beni daha farklı etkiledi. Günümüzü yansıtan, birebir içinde yaşadığımız bir temayı işlemişler. Ve bunu çok güzel bağlamışlar. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Tamamdır canım, başka bir şey söyle diye değil de ne hissettiğini sorduk. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Evet. Abime dönüyorum. Emir Marley, teşekkür ederiz. Aramıza hoş geldin. Görkem abi nedir? Yani ben de şimdi ilk başta tabii yani o dediğin doğru. Hype'ı Bastion'la verdiler ve ne yazık ki kendilerinin biraz ayaklarına sıkmışlar gibi oldu. Çünkü aslında yani geneline baktığımızda, genel temaya baktığımızda o anlatılan ve her bölgenin kendi alt hikayesi mevzusu aslında bayağı iyi. Ama şöyle de bir durum var. Sen bunları anlatmaya önceden bu kadar bilinen Arthas'la işte Uther'la girersen onlar ne yazık ki arka planda kalıyor ve herkes de onun gibi bir beklentiye giriyor. Biz de girdik yani. Neyse ki sonra artık böyle ikinci videodan sonra anladık durumu. Beklentiyi düşürdükten sonra diğerleri bence ona göre işte aynı dengede geldi ve işte bu bölgelerin hikayesine odaklanabildik. Şimdi genel olarak tabii hepsinde gördüğümüzde şu, her bölgedeki ana sorun işte bu anima kıtlığı ve anima kıtlığıyla başa çıkmak için işte her bölgenin kendince geliştirdiği çözümler. Ve işte o bölgenin yaratıcısı ve yöneticisi olan liderlerin işte bu duruma yaklaşımı. Şimdi buradan da tabii yani ilk raid'in de Revendreth'te olacağını ta önceden bildiğimiz için daha BlizzCon'da duyurulduğunda söylendi. O yüzden orada bir terslik olacağını en başından biliyorduk zaten. Sonuncu bölümün o olması da oradan belliydi. O yüzden genel olarak baktığımızda bence bu liderlerin işte hangisinin iyi hangisinin kötü ya da iyi kötü bile olmamaları, işte Maldraxxus'ta nasıl bir işte böyle kaotik ortam var, işte Ardenweald'daki doğal düzenin hiçbir doğallığı kalmamış olması, işte gayet acımasız çözümler bulmaları, işte Revendreth'te bir işte bu anima olayını kendi avantajına kullanması, işte zenginleri daha da coşturması, aynen, falan gibi bir durum olduğunu da gördük. O yüzden bence genel olarak içine girdiğimiz artık ortamın, Shadowlands'taki bu sorunların ve zaten her bölgeyi de sıradan gezerken bunların detaylarını göreceğiz. Biz de çözümüne yardımcı olacağız işte oyuncu karakterimizle. İlk en azından intibasını almış olduk. Bence gayet de doğru aldık. Gayet güzel verilmiş. Zaten sanatsal olarak yani buna laf eden yani bence hiçbir şeyden anlamıyordur. Büyük konuşayım. Yani ne oyundan anlıyordur, ne sanattan, ne resimden. Yani gayet bu olabilecek en üst kalite. Yani ben daha üstünü düşünemiyorum yani. Çünkü bunun animasyon, böyle birebir animasyon olmaması bile, böyle hani akan resimler modunda olması bile seçilerek, yani bu bir seçim, böyle özellikle veriliyor bu. Daha önceki animasyonlarda da bu tarz özellikle kullanıldı ve yani bize bunu nasıl diyeyim, özellikle bu sahneler halinde veriyorlar ki böyle oradaki durumu içindeymiş gibi görebilelim, anlayabilelim diye. O yüzden işte bence hepsi gayet iyiydi, anlatım da iyiydi. Tek sorun işte o ilk videoda yani herkesin takılacağı detayı atlamışlar ve yanlış bir beklenti oluştu. Evet, bence böyle. Abi ağzına sağlık, teşekkür ediyoruz, uzun uzun anlattın. Tek soluktan maşallah diyor ve Murat Han'ı dinliyorum. Murat Han da böyle gözlük üstünden bakıyor. Dedim okuyor mu, ne yapıyor? Dedim kopya evet, çekiyor orada, hazırlanıyor falan. Değil evet abi. Aslında yanlış her şey böyle. Ya şey, benim şimdi üzücü bir şey söyleyeceğim. Benim söyleyeceklerim de sizden çok farklı değil. Hani ben de çünkü community yanlış bir algıyla başladı bu animasyonlara ama bunun suçu community değil, tamamen Blizzard'ın. Yani Bastion'la
de çok farklı bir beklenti yarattılar. Bir şey diyeceğim o konuyla alakalı, devam et. Ama daha sonra fark ettik ki asıl dertleri böyle eski karakterleri işte gösterip şey yapmaktan çok bize bölgeleri tanıtmak. Gerçekten adam akıllı bir şekilde bütün doğalarını göstererek tanıtmakmış. Mesela Ardenvild'da belki de Ardenvild'ı seçmeyecek çoğu insan o duygusal hani bağlantı yüzünden seçecek artık. Bir acıma duygusu hissettirdi çünkü. Şimdi burada da Revendreth'in iç işleyişini biraz gördük. Garrosh'u yine biraz gösterdiler ama mesela işte şey yazanlar vardı bizim konumuzda. Ya işte Garrosh işte For the Horde diye bağırsaydı işte ne için ne için sinematik falan yazanlar falan var yani. Siz ne bekliyordunuz gerçekten? Ne şey mi bekliyordunuz? İşkence görürken For the Horde falan mı ya, anlamadım. Çok farklı beklentiler. Ama Blizzard bunu anlatmak istemiş ve güzel de anlatmış. Cidden yani Revendreth sinematiği o arkadaki müziğe kadar böyle Blizzard'ın çıkabileceği en iyi sanatsal seviye verdi de ve şey Legion Battle for Azeroth'da Warlords of Draenor'daki animasyonlardan kat kat iyi bence buradakiler sunum olarak. Çünkü cidden Tabi arada 4 yıl mı var? Ne 6 yıl mı var? Dur hesaplayamadım şimdi de. 6 oluyor galiba. Evet şey yani biraz tabi level atlamış hem tasarımcılar hem teknoloji. Yani... Hani okulup izlenecek bir şeye dönüşmüş artık yani. Eskiden o kadar meraklı olmuyordum tekrar izlemeye de bunlar yani özellikle Revendreth'le Ardenvild tekrar izlenebilecek olmuş. Yani mesela kimse değinmedi. Buradan Denatrius'un konuşması bile o kadar güzel hazırlanmış ki yani bir siyasi... Konuşma, arka müzik yani baya iyiydi yani. Eleman'ın ses tonu çok uygun ve evet çok güzel. Ya. Yani ben hani yuh çüş hani hype'ını alamadık belki ama bize bütün komutları çok güzel tanıttı. Ve evet. Bence gameplay'in dışına çıkararak şey yapalım. İnsanlara da ben şu komutta oynamak isterdim söyletmiştir bu dördünü izledikten sonra. Yani şahsen insanlar... bizde ufak ufak oluşmaya başladı yani. Çünkü Murat Han, senin söylediğin bir iki şey besleyebilir miyim müsaaden varsa? Estağfurullah. Şimdi şöyle bu sinematikler gerçekten hardcore oynamayacak. Çünkü semi hardcore oynayacak insanları bile yani Heroic Raid, işte Mythic Plus 10-15 tarzında takılacak insanlar bile Covenant'ı seçerken rahat davranacaklardır ve biraz daha duygusal, biraz daha hikayede desteklediği, takip ettiği, gönül verdiği Covenant'a yönelecektir. Öte taraftan o küçücük farklılıkları sadece hardcore oynayanlar yani high end content'i oynayanlar tercih edecektir, peşinde koşacaktır. Bu sinematikler o anlamda senin dediğin gibi çok etkili oldu. Bir şey daha var. O Arthas'ın işte Uther'in o hype'lı videosunun önce gelmesi durumu orada da şu. Abi hikaye sırası o şekilde çünkü Shadowlands'te. Sen... Tabii canım onu zaten söylemeyi unuttuk. Tam o sırayla gidiyor yani. Aynen evet. Tam o sırayla evet. Gittiği için. Ardenvild Revendreth'le gidiyor. O da bir güzel bir detay. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sinematiklerdeki hype oranı evet ben sosyal medyayı tarttığımda da hissediyorum bunu. Yayınlardaki feedbacklerden de hissediyorum bunu. Yüksekten aşağı doğru giden bir eğri olarak görebiliyoruz net bir şekilde hype'ın yüksekliğini. Oyunda da bunu tam tersi bir eğri de göreceksiniz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani Bastion'da alacağınız o Shadowlands tadıyla Revendreth'de alacağınız Shadowlands tadının arasında çok büyük fark olacak. Onu doğru tespit bence de. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Belki biraz daha bu denge kurulması için sinematiklerin içeriği bu şekilde hazırlanmış olabilir. Çünkü sinematiklerin bu sırada geleceklerini biliyorlardı. Evet. Tabii. Zaten yani şöyle de bir durum var. O hani bölgeleri sırayla gideceğimiz detayı bence de önemli. Zaten önceki hani hem Legion'da hem işte Battle for Azeroth'ta istediğin bölgeden gitmece vardı ama şimdi en azından ilk karakterde mutlaka sıralı bir hikaye oynamak zorunda kalacağız ilkinde ve o aslında zorunda diyorum ama o sayede de lineer bir yani neredeyse interaktif bir kitabın içine girmiş gibi olacağız. Yani lineer hikayeler şu yüzden güzeldir. Çok fazla
o rayın dışına çıkmazsınız ve ana konudan kopmazsınız. Ana konudan kopmayınca da işte sonra ne olacak, bakalım bu neye bağlanacak diye böyle aynı kitap okur gibi ya da işte bir diziyi izler gibi bizzat o hikayenin içinde adım adım ilerleyeceksiniz ve bu dört bölge de birbirine bağlanacak aynen bu animasyonlarda olduğu gibi. O yüzden hikayenin içine biz de direkt girerek böyle ilk deneyimi yaşayacağız. Böyle bir hikaye tasarımı zaten işte ben bizim önceki yayınlarda da demiştim. İşte bu oluşturdukları yazar ekibi yani öyle standart bir yazar ekibi değil arkadaşlar. Yani aşırı aşırı yani oyun prodüksiyonu için çok üst seviye bir ekip yani. Ve böyle işte Star Wars'undan ne bileyim başka oyunlardan falan böyle aşırı deneyimli ve piyasadaki böyle en üst seviye artık yazarları falan topladılar. Ufak ufak beraber çalıştırdılar da bunlar işte Legion'la başladı ilk adımları. Battle for Azeroth'ta böyle bir giriş yapar gibi oldular. İşte bu Sourfang videolarıyla falan. Ama bunların topluca yaptığı ilk iş, sıfırdan başlayarak bu ekibin yaptığı ilk iş Shadowlands. Zaten Shadowlands'ın sıfır bir hikayesi olmasının da aslında altında yatan olayın sebebi bu. Bu ekip böyle bir sıfırdan hikaye yapalım diye kuruldu zaten. Yani önceki hani, eklentilerde Utku'nun dediği gibi işte bu Warcraft 3'ün ekmeğini yiyorlardı. Çünkü yazarlar oradan gelen yazarlardı. İşte Metzen vardı, Afrazyabi vardı. Yani bu adamlar yazıyordu. O adamlar devamını işte WoW'a uyarlıyordu zaten. Ama şimdi yepyeni bir kadro var ve bu yazar kadrosu o yüzden ilk hikayesini, ilk orijinal hikayesini Shadowlands için yazdı. Yani o yüzden bayağı değişik, bayağı orijinal bir böyle eklenti hikayesinin içine giriyoruz. WoW için de böyle ilk kez böyle yaşayacağımız bir deneyim, böyle sıfır bir hikayeye girmek. Yani benim o yüzden beklentim gayet yüksek bu bölgelerden ve hikayesinden. Siz de yani yükseltebilirsiniz. Evet, hiç endişelenmeyin. Yani. Gayet şeyi nasıl diyeyim, CV'leri yüksek adamlar var yani. Sırf Christy Golden yok orada yani. Şimdi arkadaşlar genel olarak ufak ufak fikrimizi söyledik. Evet, hepimiz ortak paydadayız bu anlamda. Videoları beğendik. Sanat ekibinin çalışmalarını beğendik. Ufak ufak geçelim. Bugünkü konumuz evet Revendred. Nereden başlasak bilmiyorum. O kadar fazla detay var ki, o kadar fazla konuşulacak konu var ki. Ben bu konuda biraz Murat'tan böyle şey bekliyorum. Böyle çok tinfoil yaratabilecek düşünceleri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve buna çok müsait bir video olduğunu düşünüyorum. O yüzden ilk Murat'ın Revendred'deki izlenimleri, gördükleri, videodaki yakaladıklarını merak ediyorum diyorum ve bekliyorum. Ya dediğim gibi video her şeyden önce çok aristokrat, çok asil kokuyor zaten. Evet. Yani o Revendred'in o farkını çok güzel vermişler ve mesela benim izlerken dikkat ettiğim şeylerden biri o Greater Good kelimesine ben çok takıldım. Burada şeyle de alakalı, Warcraft'la alakalı değil ama işte Harry Potter'ı okuyorum ben son dönem tekrardan ve Ölüm Yadigarları'nda Grindelwald'u tekrar okuyunca onun da sloganının Greater Good olduğunu hatırlamıştım. Çoğunluğun iyiliği için. Bu işi izler. Evet, filmlerde de varmış zaten işte o. Evet. Özellikle ikinci çok fena. O Greater Good sloganı genelde çok hoş şeyleri yol açan bir şey değil. Ve kötü, tırnak içinde söylüyorum, kötü ya da aşırı şeyler yapacak karakterlerin genelde arkalarına sığındıkları bahane oluyor. Daha hani çoğunluğun iyiliği için sığınır. Onun için ben ona takıldım zaten. Onun dışında o animayı koydukları kabın aşağısındaki o şekil, şimdi onu nasıl anlatayım, işte animayı bir kaba koyuyorlar, aşağısındaki mekanizmadan akıyor ya o. Evet. Çok vampirimsi geldi de bana natrezimi de çok çağrıştırdı. Evet. Gözümüze soktu bence. Çok güzel. Onun haricinde hepsi vampir ve güneş konusu var. Şimdi mesela Utku'nun evet.
acaba bütün ölümle ilgili ırklar mı bundan rahatsız oluyor diye söyledi ama bence bu tamamen onların vampir olduklarını vurgulamak için yaptıkları bir şeydi. Bilmiyoruz. Yok işte daha onun hani öyle değilse bile onu paket içinde öğreneceğiz ama şu aşamada görünen şey vampir olduklarını vurgulamak için yaptı. Ya ben onu şeyden yorumladım çünkü bu bir sunlight değildi ya da işte sun scourge değildi. Direkt light scourge diye geçiyordu. Evet. Ve kozmik güç olarak düşündüm. Kozmik güç olarak da Death'i bir kenara koydum ve Shadowlands'ı Death kanadında bir güç olarak düşünüyorum yani. Bir mekan öyle canım olarak. Zaten. Hayır Death'i... yani anladın işte sen demek istediğim. Yani evet. Death'in Death temalı bir düzlemdeki her varlık Light'ın ya da Light vari bir ışıktan direkt etkilenir diye yorumladım. Ama tabii vampirizmden de kaynaklanıyor olabilir tabii ki. Yani mantıklı bir ihtimal. Onu zaten öyleyse de fakir içinde bir noktada görürüz. Onun harici bütün kovunutlar için olduğu gibi burada da bir grilik ihtimali var aslında. Yani şey ama Enatius'un yaptığı değil yani. Halka gönderdiği yalan konuşma değil. Şey mevzudu işte. Revendreth'in verdiği ilk izlediğim şey ya böyle çok edgy. İşte böyle siyah ve kırmızı tonların ağırlıklı olduğu bir yer işte. Eski işte vampir kuleleri, şatoları. Evet. Tam orta çağ şeyi ya. Işte, evet evet hani işte animada işkence ediyorlar falan böyle siyah ve kötü, evil bir yer gibi duruyor ama Denatrius kendisi de söylüyor. Biz buraya gelenleri Mov'dan kurtarıyoruz. Eğer isterlerse diyor. Yani Mov'a düşmekten kurtarıyoruz evet. Diyor. Aynen. Yani Revendreth'in de amacı o. Greely o yani. Hani çok ağır işkence ediyorlar ama günahlarından da arındırıyorlar aslında. Evet. Adam ediyorlar yani. Mesela Kael'tas'a Ekuzer'ın yaptığı muamele çok eğlenceli. Onu spoiler'ına şu an girmeyelim ama ya da Garrosh'a eğlenceli demeyeceğim ama cezalandırılmayı hak eden karakterlere iyi ceza veriyorlar. Mesela Görkem burada bir ufak bir taş açacağım. Yani ikinize de aslında. Garrosh did nothing wrong değilmiş abi. Did something wrong ama bu kadar değilmiş yani. Bak sen de aynı hani, şeye düşüyorsun tabii, Murat tabii ama. Ki ya. Ya evet. Ama işte tabii yani sonuçta savaşan işte, dün de dedim yani savaşla ilgili herhangi bir şey yapmış yani herhangi bir karakter bizim oynadığımız karakterler de dahil. Yani zaten masum olmuyorsun. Yani evet. Savaşmak demek yani bir şeye karşı mücadele ediyorsan illaki bir mücadele ettiğin tarafa karşı tarafa bir zarar vermek zorundasın. Ve ben yani Murat Han'a şöyle karşı çıkıyorum. Çok özür dilerim sözünü kestim. Hatta kesmem gerektiğini de düşündüm Görkem. Çok özür diliyorum. Abi yok, senin Revendreth'e mi gittiğin? Ardenvild'a mı gittin? İyi ya da kötü ya da başka değil. Herhangi bir şey yaptığınla alakası yok. Değil. Yani senin Azeroth'ta ya da hayattayken yaşadığın deedlerle de alakası yok. Yani senin karakter yapınla alakalı olan bir durum değil. Anima yapınla alakalı olan bir durum. What you believe in? Yani mesela şöyle söyleyeyim. Yani Draka'nın ne kötülüğü vardı da Maldraxxus'a gitti? Hayır ama Draka'nın kişiliği savaşçı bir kişilikti. Hayır mesela diyorum hani ne kötü ne diyorum. Şimdi Maldraxxus da iyi bir yer değil. Yani o Bastion'da o lale çiçeklerin arasında işte evet. Millet bahçesinde yuvarlanmak varken niye buralara düştü yani? Yani hayır ama o senin fikrin bence güzel. Hayır bak hayır. Sana anlatmak istediğim o zaten. Öbür taraftan Draka'yla Lady Wash'ın yaptığı aynı şeyler mi? Gibi. Yani Lady Wash kötü bir karakter. Şurada ama. Garrosh neticede Mov'dan son anda alınmış ama. Hani Mov'a gidecekler. Bilmiyorsun. Yani bu şey değil ki. İşte Bastion'a attım ben beğenmedim. Bastion gönder Ardenvild'a. Ben beğenmedim gönder Maldraxxus'a. Öyle bir şey yok. Bir saniye özür dilerim bebeğim. Arbiter'ın önüne geliyor. Arbiter evet, diyor ki Revendreth'e uygun git kardeşim diyor. Şimdi şöyle. Denatrius'un da söylediği biz Mov'dan önceki son çıkışımız diyor. Son çıkışınız diyor. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bence onun da şununla alakası var. Daha demin de söyledim. What you believe in dedim şey var ya. Mesela onun Garrosh'un yola çıkma şeyi vardı değil mi arkadaşlar? Şimdi sizin anlattığınız o. Bir fikri vardı. İşte orkları bir arada tutmak. Daha sonra yaptığı hareketler. İşte corrupted oluyor. İşte daha sonra yaptığı şeyler kendi inandığı şeylerin de karşısına çıkıyor. Doğru olmamaya başlıyor. Evet. Bence orada bozuluyor. Ben
karakterlerin yaşadığı bence motivasyonla çok bir alakası evet olduğunu sanmıyorum. Motivasyonla değil. Ama senin dediğin o yola çıkıyor. Şöyle, onun inandığı bir şey vardı. Eğer o yoldan gitseydi, yani şöyle söyleyeyim, corrupt olmasaydı belki diyorum. Bak ama sen gene karakter özelinde karakter motivasyonunu irdeliyorsun. Ben diyorum ki tamamen senin içindeki anima gücünün şekliyle alakalı. Mesela Illidan nasıl parlak gözlerle doğdu? Değil mi? Prophet dedi, evet. Prophecy dendi. Onunla, onun gibi bir şey. Yani mesela muhtemeldir ki atıyorum Illidan'ın animasının gücü Malfurion'dan yüksek bence. Çünkü Prophet, hani atıyorum kutsanmış kişi gibi düşün. Ama sen gidip Illidan'ın Bastion'da görürsen aa hani kötüydü bu falan. Hayır, anlamıyorsun. Sen anlamıyorsun aşkım. Hayır, İnat sen ediyorsun. Sen hayır. Şimdi ama şimdi kavga etmeyin. Denetros eğer şunu söylüyorsa MAV'dan sonraki son çıkışınız diyorsa bebeğim, bu demek MAV'dan sonraki son çıkış, bak şöyle söyleyeyim. Şu anda sen hikayeyi bir olarak ele almıyorsun. Bu hikaye, bu sinematik şu. Bozulmuş bir arbiter var. Ruhlar gelip bir dönüm dolaşıyor muhabbeti olabilir. Ya da Denatrius'un Jailer'la alakalı bir anlaşması olup bak MAV'dan önce son kurtuluş yeriniz biziz. Olabilir, haberiniz evet olsun bak. Çünkü anima kıtlığından videoda net bir şekilde bahsediliyor. Benim bahsettiğim şey ise Shadowlands'in işleyişi normal işliyor o dönemde. Garrosh ölmüş. Animası da buraya uygun olduğu için gitmiş oraya. Ben bu videonun o bölümünü evet çıkarayım. Zaten şey detayı da var orada. İlk dediğim şey hani acaba bu videonun çıktığı, daha doğrusu Denatrius'un konuştuğu tarihte makine bozuldu mu diye düşündüm ama sonra aklıma şey geldi, bu biraz uçuk bir düşünce ama belki Denatrius'un mektubu baştan yani sona yalan ve amacı şey, siz bize animanızı yollayın biz de onu içelim, desleyelim. Hani zaten o yani. Hani aslında o Drautoriz başlamıştı anlamda Garrosh'un işkence edildiği dönemde ama orada şeyi bilerek saklı tutmuşlar bence. Garrosh'un orada işkence görüyor olması, tam Valor of the Draenor dönemi demek olması, hani dönemi demek değil. Değil, değil. Evet. Bak, o emildiği dönem o dönem değil zaten. Hatta şöyle söyleyeyim, emildiği dönem şu an olabilir. Şu yeni an. Yeni, aynen. Yeni, bence ben de şey yeni diyorum, Garrosh'un oraya düştüğü dönem. Anima Drought Cap vardı diyemiyoruz. O yüzden bir şey bilemiyoruz. Yani doğru, bilmiyoruz aynen. Arbiter'ın nasıl çalıştığını hala bilmiyoruz. Bak mesela Mustafa abi yazmış. Kişiliklere uygun gibi gönderiliyor ama bu evet, şu anda öyle yorumluyoruz. Yani 3-5 karakter biliyoruz. Ya abi Maldraxxus'a şey Paladin gitmiş lan. Evet ama zaten onu da ben bir şey söylemiyorum. Hayır onu söylemeye çalışıyorum bebeğim. Yani şöyle söyleyeyim, Maldraxxus temasına uygun ne kadar karakter varsa tek kılıç darbesiyle yok eden bir adamı göndermişler oraya. Ben de sana şunu söyleyeyim. Belki de Arbiter orada dengeyi de sağlıyor olabilirdi. Yani aa burada biraz az kalmış. Ben tamam bu uygun ama ben hani buraya çok gönderdik. Biraz da buraya gönderelim. Dengeyi tutalım. Sonuçta her yerin animeye ihtiyacı var. You know what I'm saying? Yani bilmiyorum da şöyle söyleyeyim. Bilmediğiniz konu üzerinde bu kadar niye inat ediyorsun? I'm gonna tell you something now. Okay. Okay? Let me tell you something. Let me tell you something. Hadi bakayım. Senin söylediğin de mantıklı. Bizim söylediğimiz de mantıklı. Ama şimdi Denetrius orada insanları manipüle etmek için de bunu söylüyor olabilir. Tamam. Bak yani şöyle evet düşün. Aslında Bastion'a gidenler de MAV'dan sonraki ilk çıkışları Bastion, anladın mı? Ama işte ne bileyim. Evet. Aynen. Ha, evet. Bu mantıklı da düşünebilirsin. Yani evet. Evet. Okay, ben de bundan bahsediyorum ben zaten. Ben de ondan bahsediyorum zaten. Hatta şöyle söyleyeyim. Hani Beta'yı denemiş birisi olarak Torghast'a gittiğinizde Bastion'dan karakterlerin de eziyet gördüğünü, Ardenvild'dan da karakterlerin eziyet gördüğünü ayrı ayrı görüyorsunuz orada. Hani gidip de böyle tek tek şeyleri, Covenant'ları takip eden bir sıra olmadığını görüyorsun aslında. Yani o şundan söylüyorum ben. Bunu sizi, yani siz derken chat'teki arkadaşlar ve Eda'nın söylediğini çürütecek karakterler de var. Lady Wash, Draka ve Alexandros Mogrey'nin aynı Covenant'ta bulunması gibi. Wait a second. Evet. Ayrıca şeyde Kel'Thuzad da Maldraxxus'ta bu arada. Hadi buyur. Evet. Yani Kel'Thuzad sonuçta şeyden Kael'thas'tan daha iyi bir karakter mi mesela? Değil tabii ki yani. Yani. Just kidding. Ben çok seviyorum bu arada Kel'i. Yani severim Kel'i. Yani. Ya yani neyse, benim düşüncem bu yönde. Biraz bastırmış olabilirim çünkü doğru olduğuna çok inanıyorum. Yok, neden bilmiyorum doğru, ama. Doğru zaten. Yani genel görünen mantık da o zaten.
Ama hani şey yanılgısına kapılsın hem istemiyorum hem hikaye, yani biz madem bu bilgiyi paylaşıyoruz, bunun için yayın yapıyoruz, bunu oturtmak istiyorum. Yani Garrosh işte atıyorum Theromore'u patlattığı için orada değil. Hani bu ya, bilinç benim canım abi, sizin ne ufuzun bir Garrosh'un sütten çıkmış ak kaşık olmadığına dair yayın yaparım da o başka bir güne kalır. Ya zaten abicim o şimdi bunun şakasını yapıyoruz, Garrosh did nothing. Bu Hitler'le ilgili söylenmiş bir laf. Herkes bunu biliyordur umarım. Hitler, evet. Hitler did nothing wrong diye bir laf var ve bununla ilgili de işte geyik videolar var internette uzun süredir dönen. Garrosh'a da Hitler işte Wov'un Hitler'i falan diye yakıştırma yapıldığı için aynı geyik onun için yapıldı. Evet. Yani hatta bununla aslında zaten işte şey April Fools videosu ya bu işte ne evet, şey evet. Nisan 1 videosu. Yani Garrosh did nothing wrong aslında orada zaten ters anlamda hatta verilmiş. Hatta şey Görkem işte video yaptım. Videonun başında diyorum bir Nisan şakası olarak çıktı bu konu. Daha sonra tabii büyüdüğü yani için dedim artık biz de Türkçesini yapalım dedik diye giriştim. Aynen öyle. Zaten işte şey o geyin çıkışında işte yani Hitler'le ilgili söylenen şeylerde de ulan aslında haklıymış adam denilen bir sürü şey olduğu için, yani tabii ki haklı değil ama işte kendini o kadar propagandasını güzel anlatıyor ki doğruymuş gibi geliyor. Garrosh'la evet, ilgili de böyle bir şey yapıldı ama bu sefer şöyle bir durum oldu. Garrosh'un hakikaten önceki halinde işte karakterin yazımında da işte şerefli savaşçı falan olduğu için ve gerçekten haksızlığa karşı böyle büyük tepkiler verdiği durumlar da olduğu için bu sefer Garrosh'la ilgili durum Garrosh Hitler değilmiş oldu. Şimdi Utku'nun yaptığı videoyu da izlerseniz zaten o çelişki çok güzel anlatmış. Şimdi tabii ki yaptığı yanlış şeyler var ama geneline baktığın zaman ve o yanlışların sebebini gördüğün zaman ki bunun esas sebebi de zaten Heart of işte yani Old God'ın etkisiyle yapıyor bunları. Onu görüyorsun ve sonunda da zaten Old God'ın o son kalıntısı işte kalbi yok ediyoruz Raid'in sonunda ve Garrosh onun etkisinden çıkıyor. İşte zaten War Crimes kitabı da bunun üzerine kurulu. Bunun etkisinden çıktıktan sonra ona rağmen İşte ben bunun etkisinden dolayı bunları yaptım diye demiyor gururundan dolayı ve işte herkesin onu aslında işte böyle kötülemeye çalıştığını, mazeret aradığını görüyor ve bu yüzden intikam hissiyle işte bu sefer gerçekten Dark Side'a geçiyor bir nevi. Yani War Crimes kitabı da bunun üzerine kurulu. Şimdi tamam da yani tabii ki evet Murata'nın dediği doğru. Yani tabii ki Garrosh her şeyi doğru yapmadı. Tabii ki Garrosh yani %100 şerefli, onurlu bir karakter değil. Ama şöyle de bir durum var. Garrosh'u Old God'ın kollarına herkes itmek için elinden geleni de yaptı. Geri geldikten sonra da Garrosh'u öldürmek için yani masum olduğu artık böyle şey Pandaria'nın Wild God'ları tarafından canı bağışlanmış olmasına rağmen bizzat Thrall başta olmak üzere herkes Garrosh'u bir nevi günah keçisi yaptı ve öldürmek için her şeyi yaptı. Garrosh da bunun intikamını almak için içine düştüğü durumu kullanarak. Bak Arthas'la işte ilgili de bir şey gitti. Oraya da bir iki laf yapsana Görkem. Arthas'la ilgili ne var? Ya mesela o zaman da Frostborn'u suçlayalım tarzında bir yaklaşım var. Hani. Hayır tabii ki. Arthas'taki durum şu yüzden farklı. Bakın orada iki anahtar nokta var. Arthas Garrosh'la farkı şu. Arthas Frostmourne'u almadan önce yaptı ne yaptıysa. Frostmourne'u aldıktan sonra Stratholme'u temizlemedi mesela. Evet. Yani Frostmourne'a giden yolda Arthas yani zaten yanlışlarla başladı o yola. Ondan sonra onu artık böyle son adım Frostmourne'u almasıydı. Ya evet orada da sana ama şöyle mesela, katılıyorum. Bir fark var yani. Kalbin peşinde herkes koşuyordu. Sadece Garrosh önce elde edebildi. Yani ya Varian elde etseydi galiba. Varian da koşuyordu aynen. Yani evet. Varian elde etseydi işlerin rengi farklı olurdu. Bu sefer Varian did nothing wrong diye konuşurdu. Evet, ama Arthas kimsenin almak istemediği bir kılıcı koşarak gidip aldı yani. Evet hatta uyarılmasına rağmen o kılıç lanetli diye. Orada işte mesela
Evet. Hani Bastion'da konuştuğumuz şey oldu yani. Arthas'ın derdi artık adaletten çok intikama dönmüştü ya, onun farkındaydı. Şimdi yani şöyle bir team foil ekleyeyim mi? Zaten o yani Bastion bölümü o yüzden güzeldi zaten. Evet. Yani Arthas'ta eleştirdiği şeyi bizzat kendisi Arthas'a evet. yaptı. Heh, ben de o team foil'ü yükleyecektim. Şimdi o arkadaki dolu karakteri, yani Arthas evet kötü doğmadı. O yola itildi o da en nihayetinde. Işık tarafından, onu da söyleyelim. Evet. Işık ve Paladin abileri tarafından. Ve bir şekilde kendi doğru olduğu inancında, yani Legion'ı Azeroth'tan Skirt sayesinde kurtaracağına inandı. O şekilde evet. bir yol seçti ve onun da motivasyonu buydu. Ve motivasyonunu haklı çıkartacak şeyi Uther yapmadı mı Afterlife sinematiğinde? Evet yani. Aynen. Zaten daha önce de yapıyordu. Yani evet. Arthas'ı o şekilde baskı altında eğiterek de zaten iten bizzat Uther yani. Uther ve Jaina. Ya abi, mesela orada şey bilgisini de verelim. Biz o Uther'ın Statol kararı vesaire hakkında Statol hakkında upuzun konuştuk. Evet. YouTube'da konseyimiz var. Ve bunu çok uzatmayayım, çok uzayacak. Bir yorum gördüm chat'te, çok hoşuma gitti. Onu söyleyelim. Bütün konutların gri olduğunu söyledi bir arkadaş. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle ama. Evet, ya, onu çok güzel vermişler. Şimdi şöyle söyleyeyim yani. Arkadaşlar. Bir şey kötü, net kötü. Yani ben kesinlikle acayip fanıyım. Mesela Görkem şurada. Şu tarafında konu yanlış gösterdim. Görkem Star Wars fanı. Ben onun Star Wars'u sevdiği gibi şeyi seviyorum. Adını siz söyleyin. Lord of the Rings'i seviyorum. Yüzüklerin Efendisi hikayesini. Yani Orta Dünya. Ya canım, hani anladın demek istediğimi. O hikayelerde bir kötü var. Evet çok net hem de. Yani özellikle net. Bu kötü diyorsun. Kötü. Bu iyi. Ayırıyorsun birbirinden. Bitiyor olay zaten. Çok tartışmıyorsun üzerine. Siyah ve beyaz, evet. Yani World of Warcraft'ın hikayesini civcivli yapan, güzel yapan şey zaten her şeyin gri olması. Evet. Kafa yoruyor bu da. Evet. Yani hiç kolay değil önceliklendirmesi de. Civciv. Daha ona takıldın değil mi? Civciv. Neyse, Ravendreth'e geri dönelim. Şeyden bahsetti Murat Han. Kan dokusunun natrezime olan vurgusundan bahsetti. Oraya evet. gelelim tekrar. Renk tonu diyecektim. Siyah ve kırmızı. Yani öyle bir renk tonu vurgulamışlar. Peki olacak. Ben başka bir şey söyleyeyim sana. Shadowlands gelmeden Heroes of the Storm'a natrezim karakteri etkilenmesi ve karakterin yeteneklerinin vampirik olması. Çok bastırılarak vampirik olması. Ya Blizzard o ince şeyleri yapıyor yani. Değil şöyle mi? Mesela gündemde olan bir oyunda ya da bir şey varsa onunla alakalı bir karakteri koyuyor. Mesela işte Anduin'in iyice gündeme geldiği, böyle artık Lion King olduğu dönemde Anduin'i olsa eklediler. Ya da işte Jaina'nın Dreadlord mevzusunda espri olarak Jaina'yı koydular mesela, skin olarak. Evet, öyle şeyler bilerek yapıyorlar. Hani sırf host'a gelen karakterlerden team foil yapılmaz ama yine de mutlaka bağlantısı olan şeyler oluyor onlar. Yani Dreadnought bağlantısında hani hepsi zaten Dreadnought oldukları çok belli artık modellerinden. Ben şeyi söyleyecektim. Ravendreth'in anime kazanması da o zaman onlara gelen mahkumlardan sağlanıyor benim anladığım kadarıyla. Yani Ravendreth'in bölgesinin hayatta kalması için gereken anime İşkence ettikleri karakterlerden çekiliyor. Benim bugün anladığım şeylerden biri bu. Ve Garrosh için de bayağı uzun sürecek bir stok kaynağı diyorlar. Hani öyle başka karakterlere demek ki uzun uzun sömürüyorlar ama onlar animaları bitecek hale geliyor mu onu bilemeyiz. Belki vardır animalı gerçekten sonlanan karakter, yok olan karakter. Or çok rahatsız edici geldi ama gri demiş olsam da yani. Hani mesela Ardenvilt'lara şey mevzusu vardı ya, konuşmuştuk. Heh. Ölen canlılar ağaçlara anima meyvesi olarak düşüyor diye şeyleri. Evet, hayvanlar hakikaten meyve gibi, yani ufak ruhları olduğu için, yani animaları ufak olduğu için meyve gibi gözüküyorlar hakikaten. Evet, hani ağaç dalında alıyordu ya mesela onları. Evet, evet. Al sana Jabbar, al sana Hacı. Evet. Evet, niye canım? Bastion'da da steward yapıyorsun. O hani süslü Bastion'da da çay getirttiriyorsun adama. Düşünsene. O da var. Evet, o bayağı garsonluk yapıyorsun, evet. Oğullar var, evet. Çok
Mesela Tarçın. İşte şey görmek isterdim ben bu sinematikte. Tarçın sana kahve getiriyor, çay getiriyor falan. O bari Dreadlord göndermesini görmek isterdim ama onu da yine satır altından yaptılar işte. Dreadlord'a çok benzeterek modelleri. Ya... Başka bir şey gördüm ben. Deratrius'un kılıcı, Rune kılıcı gibi değil mi? Çok, yani onu çok bariz güzel göstermemiş yani. Zaten öyle olduğunu biliyoruz. Evet. Adını şimdi hatırlamıyorum. Renault... Dur hemen bakayım. Renault'un adı vardı kılıcı. Denatrius Sword. O hani o kılıca dikkatli bakarsan Orun kılıcı doğrudan. Devam et. Evet. Şey de güzel. Görüyoruz, dinliyoruz. Videonun sonunda şey diyor ya. İşte bize inanma ya, bizi desteklemeye devam edin derken kadehten böyle işte şeyi içiyor. Garoşuk'un sinemada biçlemesini içiyor mesela, değil mi böyle? Olarak onu görmüşüm Twitter'da. Yani şeyi söylemişti galiba birini. O parşömeni yazan bile inanmıyor ya söylediklerine. Remoria. Remornia. Pardon. Remornia, evet. Remornia. Kılıcın adı Remornia ve konuşuyor bu arada, onu da söyleyelim. Şu konuşma yeteneği olan bir kılıçmış. Onu alacağız gibi sanki şey, artifact item olarak eklemişler, götürüyormuşuz. Sanki ve, elimize düşmüş. Natrezm modeli için şey diyorlardı ya hani, Natrezm'den çok Draenei'ye benziyor bu diye. Saçmalıyor ya Movet. Yani ben açıkça buradan söyleyeceğim Movet. Evet. İşte, Teratlord, Draenei mı falan, Eredar mı saçmaladı ya. Hayır yani bu animasyonda belli bir şekilde Dreadlord'a benziyor. Benziyor evet. Farklı olarak. Boynuzları, dişi. Ve o kadar apps yok yani. O kadar bilip çalışmış gibi de değil. Ama tahminen boss olacağı içindir oyun içinde o kadar. Ama oradan geldi. Ya zaten büyük ihtimal Mythic de böyle son fazla bir kanat çıkartacak. Tamam diyeceğiz, tamam. Evet. Ben çok iyi yapmayacaklar yani. Ya. Ya da böyle bir son bir itiraf falan modu bir şeyler. He şey mi olacak? Tam ölürken böyle gıcık bir şey söyleyen karakterle var ya. 3 yıl üzerine düşeceğim böyle. Ya da şey gibi böyle acımadı ki deyip böyle tekrardan kalkacak geldik. Puf. Yani evet hani söyle. Politik olarak hani çok güzel politik bir konuşma gerçekten. Hatta şey de evet, en sonunda işte hepinizi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağım derken yakıyor ya böyle şeyi. Elemanı harika. Ben de YouTube'a da yazdım onu. Öyle şeyleri zaten çok güzel düşünerek veriyorlar. Evet ya. Baya yani, güzel. O detaylar bile zaten bu sinematiğe kalkıp işte çok kötü olacak Shadowlar işte bu da böyle falan demek için yeterli. Evet. Bir insanın bakış açısının inanılmaz dar olması lazım böyle bir şey söylemek için. Gerçekten çok güzel bir evet. Hikaye gidiyor ya. Kusura bakmasınlar da dünya tarihi yazıyor adamlar. Dünya tarihi bu kadar dolu değil ya. Yani what the hell. Gerçekten yani bunu bildiğin tarih yani. Koca bir tarih. Ya. Ama bir tek keşke şeyi görseydik derdim. Videonun sonunda prepeş tarihini vesaire öyle bir şey görsek derdik. İşte acaba bir video daha mı var? Evet var var kesin evet, var. Acaba... Video. Kesin var kesin var. Ya bir video arkadaşlar, daha var mıdan ziyade yok abi var. Bu Afterlives Revendreth. Hani sonunda böyle bir ekleme açıkçası beklemiyordum. Belki bu Gamescom'da yapıldığı gibi ayrı bir short bir şey gelirdi ama gelmedi. Bence açıkçası gelecek. Bence sinematiğin içine ekstra bir şey gömmemeleri iyi. Bence gelecek. Bu arada biri Nerzul'u görecek miyiz diye sormuş. Hiçbir şey yok şu ana kadar değil mi Shadow'dan sen Nerzul'dan? Yok. Yok. Ben Nerzul'a çok üzülüyorum ya. Quest olarak da yok. Bu Shadowlands'dakiler Azeroth'a inebiliyor mu? Hayır. Yani öyle inme gibi şey düşünme. Yani umarım öyle bir şey de olmaz paket sonunda. Onu da söyleyeyim. O çok saçma olur çünkü. Yani ben de sanmıyorum aynen. Şey... Animasyonu ben yani çok uzun konuştum. Bir de bir şey söyleyeceksiniz yapın. Sonra isterseniz Revendor'a da. Yok yok. Seni bekliyorum. Dediğim gibi ben kan temasını açıkçası Natrezm'lere bağlanacağını evet. Seninle aynı fikirdeyim. Artık Natrezm'lerle alakalı olduğundan hemfikiriz. Bir de tamam Maldraxxus sinematiğinden sonra geldi ama bunlar tesadüf değildir. Yani o Dreadlord'ların evet. O raporlaması onu da ayrı bir konuşuruz zaten uzun uzun arada ya da evet. O da tesadüf değildir. İşte bir baş kötünün nasıl söylenir ki o? Yani evet yani Denatrius ve Natrezm'le alakalı bir bağlantı gelecek. Net şekilde gelecek hem de. Nasıl söyleyeyim? Denatrius hani özel şeyleri var ya o kan çekerken hani daha kan demeyeyim de kan diyebilir miyim? Kan diyeyim.
Alemaya kan dağıtacağız. Güzel yaptın. Yani tabii mi? Neyse o kanları toplarken, o vergileri toplarken vermeyen kişiyi yakalaması için gönderdiği karakter ne derler? Böyle kadim bir şeydi, Dreadlord'du. Onu gördünüz. Evet. O evet. Neydi hatta, General Dreyvus diye mi ne geçiyor? General yani. Dreyvus. İşte yani orada da aslında mesaj veriyor olabilir yani. Proto Dreadlord gibi bir döndüğü de ilgili. Aklıma geldiği şey Proto Dreadlord'du. Şey deme, burada değil. Dreadnought'da, Shadow'da, Blizzcon'da gördüğüm var, dedim ki bunlar Proto Dreadlord. Tabii ama işte o tarihi şeyi bağlayamıyorduk. Nattedinleri konuşmuştuk işte. Bunlar Demon'sa nasıl oradan geliyorlara bağlayamıyorduk. Değillermiş. Değillermiş. Aynen. Değillermiş. Ya Feli ama kullanmayı öğrenmişler. Orada da çok kısa bir fikrimi söyleyebilir miyim? Mesela şimdi Denatrius'u inceliyorsun değil mi? Mesela bir karakteri incelerken ne yaparsın? Kitap varsa elinde kitap yaparsın. Şu anda Denatrius'la ilgili okuyabileceğin çok bir kitap. Çok demeyeyim, hiç kitap yok. Tek bilgi evet. Bu video ve internette konuşulan şeyler. İnternette de en güvenilir kaynaklardan biri Wikipedia. Tamam. Bakın evet. Şimdi beraber gelelim. Denatrius'a geldim. Wikipedia'da giriyorum. İkinci, üçüncü cümlede şöyle bir şey söylüyor. With the president being first. Yani bunun prens diye altta söylediği şey oluşturduğu, yarattığı karakter olarak. Hani ilk bunu yarattığı için geçiyor. Evet. O zaman şöyle söylüyoruz. Yani bizim bu Dreadlord bağlantılarını kuracaksak, yani bunu o linkler üzerinden yürüyeceksek, sahir Denatrius yarattıysa çok değişik bir yere gider. Ya da bizim o Nathrezimler, o hani evrende işte nasıl söyleyeyim, Varimatras, Malganis gibi karakterler buna denk mi acaba? Ya da bu seviyede bunlar geliyor, işte Denatrius da burada mı yerini aldı? Yani Denatrius'un yarattığı ırktır ve onun da daha hani... Bana da öyle geliyor. Renklere. Bana da öyle geliyor. Değil mi? Öyle çünkü olması daha fazla. Evet. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Düşen kitap var ya işte, Enemy Infiltration. Evet. Bu şey, bir casusun yazdığı notların olduğu bir kitap düştü. Hatta linkini atayım, merak eden baksın. Yani bu zaten birine yazılmış. Böyle bir lidere yazılmış ve yani karşıt olarak yazmadığı tek yer ölüm. Ve işte evet. Yani Shadowlands'den geldiği belli olan bir kaynağı var. İşte o yüzden de şey tahmini çok güzel oturuyor yerine. Yani Dreadlord ırkını Sire Denatrius yaratmış. Ve bu yani özellikle casusluk yapsın. Diğer işte kozmik güç kaynaklarını gitsin, araştırsın, oralara sızsın, bilgi toplasın diye yarattığı bir ırk gibi gözüküyor Dreadlord'lar. Yani hatta title'larından bir tanesi de işte Lord of Dread olması da direkt buna yorulmuştu işte. Yani Dreadlord'ların başı, yaratıcısı falan gibi. Ve abi yakınmak istiyorum ben burada yani. Hani o Taliesin, o Belidur, o muhteşem content creator'lar bu kadar bari şeylere rağmen Blizzard gözlerine sokana kadar yani bunu kabul etmediler. Yani kabul ederler. Evet. Orada biz bayağı yedik kendimizi de artık İngilizce mi yayın yapalım, ne yapalım bilmiyorum. Ya. Yani gerçi Twitter'dan falan da yazdık da işte. Evet. Hani o gözlerine sokana kadar kimse kabul etmedi. Evet, yok, ciddiye alınmadı yani, aynen. Böyle tinfoil gözüktü o teori ama o çıktı aynı yani. Aynı şey gibi. Legion'da Maldraxxus'ta gözlerine sokulana kadar inkar etmeleri gibi. Evet. Yani bu tamamen çünkü şeyle alakalı. Bir şeyi nasıl görmek istersen gerçekten öyle görüyorsun. Ama hala inkar eden var ya Murat Han. Evet ama artık inkar eden etkin yani. Ben göstereceklerini gösterdiler. Maldraxxus diyeceğim bağlantısını. Yani göstereceklerini gösterdiler. İsteyen inkar edebilir tartışırımda. Onun dışında şimdi Murat Han'ı biraz üzeceğim. Görkem'le bir şey danışacağım. Yani şöyle danışacağım derken sohbet açacağım. Abi o animaları zincirlerle kendilerine bağlı olan bir kadehte götürüyor olmaları, o bizim beta'da gördüğümüz o mezar taşlarında yazılı olma muhabbeti ya da kaderlerinin mezar taşlarının yazılı olma gibi bir muhabbeti olabilir mi? Yani Ravenred'de sanki böyle bir işleyiş mi var gibi? İşte mezar taşını okuyan sana sahip olur ya da animan elindedir. Yani içindeki gücün elindedir. İşte bunu yönetebiliyor olma durumu falan söz konusu oluyor olabilir mi? Yani bu videodan bunu çıkartabiliyor muyuz?
Ya videodan çıkartamıyoruz ama zaten videoda şöyle bir ima var. Yani Revendreth'in işleyişinin devam etmesi için zaten normalde böyle bir düzenek var. Yani anima kıtlığı olmasa da oranın işte yani Sire Denatrius'un dediği bizim kutsal görevimiz diye hatta bayağı böyle güzel evet. söylüyor bunu. Yani kutsal görevleri oradaki zaten oraya düşmüş işte bu acımasız ruhları işte kurtarmak, redemption diyor hatta işte direkt onları kurtaracak ve işte mava düşmelerini engelleyecek seçeneği veriyoruz onlara gibi. Evet. Ve bunu yaparken de onların güçlerinden faydalanıyoruz, bize getirdiklerinden evet. faydalanıyoruz diyor zaten. Evet, şimdi zaten bu kadar açık artık mekaniği anlattıktan sonra üstüne bu kıtlık zamanında yaptığı şeyi gördüğün zaman bir bit yeniği var bunda diyorsun. Yani eğer ki oraya o acımasız ruhlardan düşmüyorsa sen bu animayı nereden topladın? Yani bir tane Garrosh gibi karakter hadi animası çok güçlü de olsa koca yürütüyor. Ben şimdi olayı başka yere bağlayacağım. Mesela videoda o General Draves'in yani o Proto Dreadlord'un Laps diye bulması acaba evet. işte o anima şeyi böyle ne diyeyim hani ayağına bağlanmış bir pranga gibi mi? Yani böyle Link gibi mi? Hani şey olur ya böyle ev hapsine Hayır. Tam tersine işte sen de oynamışsındır şeyini. Bunlar özellikle animaya hassas ve işte anima avlama yaratılmış bir ırk zaten. Ben biraz daha şey dedim hani eyvallah hani anima hissinden ziyade o orada onun varlığını belli ediyor gibi düşünmüştüm. Yok böyle. Yok tam tersine böyle hani vampirlerin kana odaklanması evet. metaforunu kullanmışlar hatta. İşte bu gargoyle gibi olanlar daha vahşi hayvan modunda bunu algılıyorlar ama işte daha üst ırklar daha böyle işte ayağıma gelsin de ama bulunsun kenarda modunda böyle daha elit yaklaşıyorlar oraya daha böyle vampirik böyle aristokrat bir şekilde yaklaşıyorlar. Ama işte o ırkı da kendi yarattığını düşünürsen sonuçta her şeyi belli bir amaçla yaratmış demek ki işte şimdi orada. Şimdi oraya getireceğim konuyu çok güzel geldin. Chat'te de güzel var. Garrosh iyi dayanıyor vallahi diye bir yorum gelmiş. Sen de gördün. Videoda da gördük. Evet. Revendreth'te Venter ırkından başka ırk yok. Mesela Stewart evet, yok. Evet. Tarzı böyle evet. farklı şeyler var. Böyle bozulmuş ya da biraz daha beastvari yaratıklar var. İşte o troller, evet. koca troller falan var. Onlar da zaten direkt şeylere bağlı. Evet Stoneborn'lar var. Ama benim demek istediğim bir ork görmedik ork olarak. Ya da bir human görmedik yok. Human olarak. Ben hatırlamıyorum. Evet, sadece bağlı olan gördüm. Onu şöyle anlatayım. Geçenki reaksiyon videosunda da soru gelmişti onunla ilgili. Yani bir ölümlü ölüp de Shadowlands'a düştükten sonra evet, bu bölgelere atanmasının amacı şu. O bölgenin işleyişine dahil olup oradaki ırklardan birisi olması ve o işleyiş içerisinde bir görev alması. Yani bunu en güzel Bastion'da gördük. İşte Bastion'a düşen işte Uther mesela son halinde nasıl melek oluyor falan işte kanatları çıkıyor. Oradaki ırktan bir Kirin oluyor yani o. Değil mi? Aynı benziyorlar. Ben bunu sormuştum. Dur şimdi ben plotu oraya getireceğim. Görkem bitirsin bir aşkım. İşte aynı şey diğer bölgeler için de geçerli. Maldraxxus'ta Draka'yı gördüğümüz hali Draka'nın son hali değil. Draka'da oradaki o ırk işte Necrolord olacak. Yani Necrolord olmanın ilk aşamasını görüyoruz. İşte şeyde de aynı şey Revendreth'te de geçerli. Revendreth'teki ırklar yani aslında bizim o gördüğümüz işte Ventir ırkı oraya düşen ve işte Redemption'ını tamamlamış ve üst aşamaya geçmeye hak kazanmış işte eski ceza görenler bunlar. Bunlar şimdi her aşamada işte bu fakirler, üstler aslında oradaki kast sistemi de buna bağlı. Bastion'da da bir kast sistemi var mesela ve bu seviye üzerine kurulu. İşte Maldraxxus'taki savaş gücü üzerine kurulu. İşte Ardenweald'de de oradaki doğal düzeni koruması üzerine kurulu. Bunların hepsi aslında başka ırklar. Dur son bir şey yapayım. Hatta Bastion'da işte cinsiyet değiştiren bir karakter var diye anlatılıyordu. O karakterin aslında
dişi bir tavran olduğu ve işte yani bunu görev yaparken öğreniyoruz, spoiler oluyor biraz ama hani olayın nasıl işlediğini anlatmak için bunu örneği vereyim. Aslında dişi bir tavran ama Kirin olduktan sonra erkek formunda ve işte erkek bir Kirin olarak Shadowlands'taki nasıl diyeyim fiziksel hayatına devam ediyor. Aynı şekilde işte bütün bu boyutlardaki ırklar aslında oraya düşenlerin oradaki dönüşümünü artık nasıl diyeyim eğitimini tamamlamış ve işte oradaki ırklara katılmaya hak kazanmış hali. Normalde yani Shadowlands'ın işleyişi bu. Bizim oraya düştüğümüzdeki normal halimizde kalma sebebimiz biz canlı olarak gidiyoruz oraya. Evet, ölmedik. Ve işte Mav'dan da çıkabiliyoruz. Mav'a normalde düşen mesela hiçbir ölümlü ölüp de Shadowlands'a giden hiçbir ruh Mav'a düştüyse Mav'dan çıkamıyor. Buna Jailer da dahil bu arada. Eternal One olarak hani çok yüksek bir ırk ya bunlar. Titan evet. Plus bir ırk olmasına rağmen o bile çıkamıyor. Mav öyle bir yer. Ama evet. Biz çıkabiliyoruz çünkü biz Shadowlands'in mekaniğine aykırı bir şekilde canlı olarak gidiyoruz oraya ve oradaki artık yapılarla bir şekilde nasıl diyeyim artık onları kullanabiliyoruz. Farklı güçlerimiz var. Zaten bu yüzden de Shadowlands'teki bütün işte artık oranın yerel ırkları diyeyim bizi kullanmaya çalışıyor. Kendi içine düştüğü durumdan kurtulabilmek için. Zaten işte bu gözle bakın. Yani mesela Garrosh'u biz orada görüyoruz ama normal işleyişinde Garrosh orada kalsa bir Venter'e dönüşecek. Evet. Yani ileride bir Venter savaşçısı olacak. Ya da işte ne bileyim Kael'thas da mesela orada olduğunu biliyoruz. O da kaldığı zaman orada işte cezasını tamamladığı zaman bir Venter'e dönüşecek. Değil mi? Bunu ben sormuştum. Zaten o yüzden şey çok tatsız yani. Ölüyorsun ve öldükten sonra bile rahatlık abi. Bethesda'ya mı gittin? Tamam işin var, görevin var. Seni oraya alıyoruz. Maldraxxus'ta mısın? Tamam. Shadowlands savunacaksın. Venter misin? Tamam. Yani rahat bırakmıyorlar ya bu düzende. Dur asıl muhabbeti oraya getireceğim işte. Ravendread sinematiğinde biz bunu mu gördük? Yani bunlar Venter olurken yani Venter'lerin çok ikonik bir görüntüsü var. Nedir o? Aşırı evet. Zayıflar. Bu aşırı zayıflıklar acaba yani Denatrius'un şey çekmesi mi işte böyle her gelen ruhu emciklemesi mi yani? Ben ona bağlayacaktım mevzuyu. Böyle saatlerce bekledim çok güzel bir şekilde. Yok pardon. Yani bence o şunun üzerine kurulu artık yani yiyip içerek yaşamıyorlar. Anima ile yaşıyorlar. Evet, i̇şte onları... Animaları çekile mi o hale geldiler onu diyorum yani. Yok, sadece işte vampir gibi düşün. Yani ya, vampirler kalktığı zaman işte ne diyeyim yüzüne renk geliyor. Bunlar da öyle yani. Şimdi evet. Bir şey söyleyeceğim de aşkım. Denatrius öyle değil ama. General Draves öyle değil ama. Yani gayet böyle yapılı karakterler yok, yani. Yapıldı onlar da onlar yemiş içmiş yani. Ha, ondan ha, bahsediyorum var, işte. O yani o vücut şekilleri acaba şeyle ilintili olabilir mi yani bunların? Animalı ya yani. Yok şey düşün ya o Shadowlands'taki bir yani Shadowlands'taki fiziksel formu. O bir görüntü sadece. Yani mesela Kirin'ların da mesela işte bir Tauren de Kirin'a dönüşüyor işte öğrendik ya. Yani aynı mantık. Sonuçta bunların da ben dönüştüğü de. Şey Sair Denatrius'un oranın işleyişi için yarattığı ırka dönüşüyorlar. O enerjileri evet. Kullandıkları için. Asimli oluyorlar Utku anlamıyor musun? Anlıyorum bebeğim. Için, yani benim algıladığım bu yani. O dönüşme mantıkları bunun üstüne kurulu. Anima üzerine kurulu çünkü oranın bütün işleyişi, bütün enerji kaynağı. Ve o animanın döngüsüne katıldığı zaman o da o animadan yaratılmış yaratığın şekline dönüşüyor. Ben bunu Ravendread'de sormuştum. Yani şeyde söylemedim. Evet. Her şeyde sordum. Madraxus'ta sordum. Çünkü bakıyorum Allah Allah diyorum bütün burada diyorum şeyden başka yok ya. Etten, kemikten başka kimse yok. Acaba dedim Azeroth'tan evet. Gelenler mi sadece böyle geliyor? Daha sonra hani sen şimdi cevapladın da açığa kavuştu yani. Zamanla dönüşüyorlar. Yok. Bir de şey var ama onu da eklemek istiyorum. O kan çeken mekanizma vardı ya 3 trollden çekiyordu. Evet. Yani troller de normal troll gibi görünmüyordu yani. Mesela o Görkem'in son dediği Venter... Biraz daha farklılardı iskeletleri.
Evet, Ventre daha yakın mevzudan, ben ondan dedim hani o hissiyat, yani görsel zayıflık hissiyatı ona dayanıyor olabilir mi diye sordum yani. Yani ne çok mantıklıydı ne çok mantıksızdı, hani öyle Yo söyleyeyim. yo ama sana şunu söyleyeyim, mesela şeyi farkı görüyorsun. Bu alt sınıfla üst sınıfın arasındaki o Evet şeyi evet farkını evet. görüyorsun. Ben ona katılıyorum sana. %100 var. Kesinlikle var Ya o. tabii canım. Görüyorsun. Bir tanesi böyle çökmüş, zayıf, kaburgası çıkmış. O şeyde çok tatlılar. O mağaranın içinde böyle ölecek böyle duruyorlar. Onları mama götürüyor. Diğeri mama götürüyor vermek için. Ruhların animasını çekerek Shadowlands'te yaşıyor. Animası çekilmiş ruhlar varlıklarını orada, hani ne diyeyim, yani Garrosh'a nihayetinde olacak şey öldürmeyip süründürmek şey olacak, öyle söyleyeyim. Hani tamamen tabii yok etmeyecekler onu da. Revenant'te zaten böyle bir mantık var. Yani öldürmüyoruz seni. Al sana azıcık, ne kadar çıkıyor? Binlerce. Yani ekmek veriyoruz hani arkadaşlar, ekmek, Ya ekmek. tabii canım, Bir lokma. yani neyse şimdi sustum. Çünkü şey espri yapacaktım da çok karanlıktı, boş ver Bir de ben vazgeçtim. şey soracağım. Bunlarda böyle addiction gibi bir şey yok değil mi? Bu yani addiction Var olmaz olur kafası değil mi mu? bu? Addiction Olmaz olur mu ya, adam falan. sözlerini dikte etmiyordu videoda. Sözlerini böyle dikte etmiyordu ya, abi sen ne diyorsun ya tarzında bakarken, al al iç biraz daha, iç de İşte. kendine gel diyordu. Adam yazmaya devam ediyordu onun şeyiyle. Bu Yani onun addiction ve gazıyla. bağlılık. Tabii canım. Addiction var, olmaz olur mu? Addiction şöyle söyleyeyim sana. Bence her Covenant'ta Da var. var tabii, şeyde de çok görüyorsun. Ardenvild'da da anime o şeyler var O ya. biraz daha korkuyla oluyor. De Maldraxxus'ta biraz net görüyorsun. Hani animanın kıtla, anime deme bu arada, dizi türü Anima. o. Ya Animanın kıtlığıyla Bastion'a saldırdıklarını biliyoruz çünkü. Anima mesela, acaba hepsi farklı farklı yerlerinde mi tutuyorlar? Sağ tarafta Böyle mı ağırlıyor? tutmaktan ziyade şöyle söyleyeyim. Daş taraf. Shadowlands'teki her mekanizma o anima ile çalışıyor. Tamam, o Mesela animayla Saer nereye? Denatrius'un kulesinde bir asansör varsa bu anima ile çalışıyor. Tamam. Elektrik gücü yok. Bir dakika, tamam, anima. Bunu anladım. Evet. Ama bakıyorsun mesela Ardenvild'da bunların şey, böyle taş var böyle. O taşın içine saklıyorlar böyle. Tamam Hepsinde işte onu daş var. Winter Queen ne anlamda kullanıyor bilmiyorum. Belki ağaçlara enerji vermeye devam ediyordur. Madraxus'ta da silahlar, daş var. İşte o Tamam daşların işte, içinde değil hayır. mi? O kadar spesifik Değil düşünme. mi? Yani şöyle söyleyeyim. Işık yanıyor değil mi? Mesela şu an Shadowlands'da olsaydım bu lambanın yanışı animaya bağlı olurdu. Tabii, They're görev yapıyorsun orada, şey yapıyor. Bir tane forge çalıştırman lazım. Makinalardan animayı çekiyorsun. Bir kaba saklıyorsun. Gidip orada forge'u alevlendiriyorsun animayla. Evet, yoksa Ve çalışmıyor. tüm bunları bizim gücümüzle sağlıyorlar abi. Yani bütün bunları ölümlerin animaları Ha ruhlarıyla o evet, sağlıyor. o sadece anime kaynağını değiştirmiş. Hani Arbiter değil de bana gelenleri sömüreyim şeklinde. Bu arada şöyle de bir durum var. Zaten az önce anlattığım işte, yani ölümlülerin gittiği zaman olayı, yani ölümlü olarak gittiğinde zaten orada fiziksel formu olmuyor. Yani ruh olarak görüyoruz bazı hani işlemi tamamlanmamış ölümler ya da yeni düşmüş ölümlü ruhlar var. Bunlar ruh formunda zaten Shadowlands'te fiziksel forma geçmek için anima ile nasıl diyeyim, işlenip oranın ırklarına dönüşmeniz lazım. Yoksa orada fiziksel olarak zaten hiçbir şeyle nasıl diyeyim, bir bağlantı kuramıyorsunuz. Çünkü oradaki vahşi yaşam bile anima üzerine kurulu. Evet abi, orada animadan ibaret. Azeroth'ta da yani ne yapmış olursanız olun, onlar size animadan fazla bir şey olarak bakmıyor. Evet. Onun Gerçi için de oy verin. yani o Murata'nın dediği önemli. Şimdi Shadowlands'ın işleyişini öyle düşünün. Şimdi biz bunu ahiret falan gibi böyle kendi önyargımızla algılıyoruz ama aslında bize anlatılan hikayeye daha böyle nötr baktığımızda, Shadowlands'taki yani Warcraft evreninin öteki tarafında esas olay ölümlülerin işte öldükten sonra dönüştüğü şeyin enerjisini kullanmak. Bu yüzden onlar için en önemli şey sizin oraya getirdiğiniz enerji. Yani bu enerjiyi toplamak için yaşarken ne yaptığınızın onlar için hiçbir önemi yok. Suç mu işlemiş, Aynen. işte ne Aynen onu yapmış, söylemeye ya çalışıyorum. what you believe in, ya işte. Bak hala what you believe in diyor. Adamın umurunda değil neye inandığın aşkım. Hayır, neye inanıp ne için savaştığınla Hiç ilgileniyor. umurlarında değil. Hiçbir önemi yok. Hiçbir Hiçbir önemi önemi yok. yok. O sadece Shadowlands emecek inek arıyor. yani mava atılmanın, yani anladığımız kadarıyla mesela mav en affedilmeyecek suçluların
atıldığı yer ya. Mava atılmanın en büyük sebebi Shadowlands'tan animayı esirgemek. Bunu öğreniyoruz zaten. Yani evet. En büyük suç bu Shadowlands için. Ya da yani o yüzden şöyle bakın, yani yaşarken yaptığı hiçbir şeyin önemi yok böyle bir şey yaptıysa. Yani ve bunu kim yapıyor? İşte bunu daha önce defalarca konuştuk, işte Murat Han da dedi. Night Elf'ler ve Eredar'lar, Draenei'ler yani ölülerinin ruhlarını tutmayı öğrenmişler bir şekilde. Ve bütün bu büyü güçlerinin işte evreni anlayışlarının işte kendi, hatta bu Draenei'lerin teknolojik güçlerinin altında bu ruh büyüsü var. Yani ruh büyüsü dediğimiz şey aslında bu ruhları tutarak elde ettikleri işte nasıl diyeyim, oradaki arcane güçleri bu şekilde odaklamayı öğreniyorlar. Ne, o yüzden işte Shadowlands'a karşı aslında en büyük suçları Night Elf'lerle Eredar'lar işliyor. Bonsam dedi falan. Yani yani ölüm loaları, iki ölüm loası da yani Shadowlands'a karşı en büyük suçu işliyor. Direkt ruhların Arbiter'a gitmesini engelleyip işte Other Side'a gitmesini sağlıyorlar ve bundan güç kazanıyorlar. O yüzden yani Shadowlands'a bakarken böyle bakın. Yani kim ne yapmış, ne suç işlemiş, işte mesela diyoruz işte Guldan kesin Mav'a gitmiştir, Arthas kesin Mav'a gitmiştir diyoruz ama Kel'Thuzad Mav'a gitmemiş. Yani Kael'Thas Mav'a gitmemiş. Yani bunlar denk suçlar işleyen karakterler sonuçta. Orada şöyle bir bölge çok. Bak, şöyle bir, onu bölüyor, onu bölüyor. Şöyle bir kriter olması lazım ama. En son o konuşacak. Tamam. Şimdi ya, sorum ya. Şu. Tamam. Maul önceden yoktu değil mi? Böyle vardı. Vardı. Hep mi vardı? Vardı. Shadowlands yaratıldığında şu anda gördüğümüz temel evrenlerin hepsi var. Jailer Sorum oraya gönderiliyor. Ben Jailer'ı oraya gönderip öyle bir yer yarattıklarını düşündüm. Hayır. Neden hatta böyle şey diyor. Onu söyleyelim. Movet'te bir tane data mine vardı. Mov'un adı da Mov değilmiş mesela. Başka bir yermiş aslında. Onun için ben karşı çıkacaktım. Belki de Mov cidden sonradan yaratılmış olabilir. Oradaki ufacık hint'e göre. Çok büyük bir şey çünkü o. Hani Mov'un daha önce Mov olmadan farklı bir adı ve işlevi olabilir. O. Data mine'a göre. Ve Eda'nın da sorusunu yanıtlayalım. Jailer oraya evet hapsediliyor. Ve hani buradaki çelişkilerden biri şu. Sen orada zaten kaçılamaz dediğin yere bir de Jailer'ı koyuyorsun işte. Güya Ece kaçamasınlar diye. O zaten hani zaten kaçılamayan bir yere bir de güya Jailer'lasın diye bir Jailer koyuyorsun. Tamam. Hangi bak? Ben şeyi soracaktım. Örken ama hani kişilik özelliklerini şu yüzden ben ısrar ediyorum. Animasının bile bir kriteri olmalı yani. Mesela Draka'nın Maldurax'a gitmesinin sebebi savaşçı bir ruhu ve savaşçı bir karakteri olmasıydı. Ve Devos'ta Uther için işte sen çok selfless çeviremedim şimdi. Selfless diyeceğim. Selfless bir hayat yaşadın. Onun için buraya geldim ve artık görevin hani zaten başkaları için hep bir şey yapmış bir insansın. Şimdi de Shadowlands için ruh taşıyacaksın diyor. Onun için yani ben kişiliğin hala önemli olduğunu düşünüyorum. Kişilik ve kişilik ve animaya bakıyorlar. Evet. Ya da o kişilik bir anima yaratıyor. Yani işte ama yaptıklarının da çok da aşırı bir önemi yok. Yani sonuçta şey, büyük bir işte savaşçı olup işte katliamlar yapsan da büyük bir iş yapıyorsun ve büyük bir anima topluyorsun bunu yaparken. Kötü bir karakterde çok anima toplayabiliyor bu mantıkla yani. Yani biz bir ilk önce gidelim. Resmi sitede onun açıklamasını öyle yapıyor yani. Hatta bir bakayım birebir. Bir şey diyordun aşkım. Ben şimdi şunu soracağım. Biz şimdi bu yorumu yapabilmek için bence beklememiz gerekmiyor mu? Yani Mao da şimdi
şöyle söyleyeyim. Mekanizma bozulduğu için birçok ruh şu anda oraya gidiyor. Evet, hepsi oraya doğru, gidiyor. Doğru. Ama daha öncesinde kimin gittiğini, kimin gitmediğini bilmiyoruz Mao. Doğru mu? Biliyoruz. Hayır, aslında. Kim mesela? Shadowlands'ın işleyişine aykırı karakterler Mao'ya gidiyor. %100. Evet. Hayır. Abi, eğer... Değildi, öyle dememiştik en başta. Bir dakika, eğer... aynı anda konuştunuz. Resmi bilgilere göre konuşuyorsak bize söylenen şey evrendeki en korkunç uçların normalde. Tabii canım. Tabii canım. Ha, evet. Evet ama yani... kişiliğe geliyor neticede. He? Bu da neticede dönüp dolaşıp kişiliğe geliyor. Yani gerçekten şerefsiz bir hayat yaşadıysan senin baba yolluyor. Bir dakika, ben öyle bilmiyordum. Siz bak başta bu tartışırken böyle tartışmıyorduk. Şimdi bir dakika. Bir dakika böyle demediniz. Dediniz ki animasını yeteri kadar kasamayanlar Azeroth'ta örnek veriyorum. Gidemiyorlar herhangi bir kovanata. Hayır öyle demedik. Hatta dedik ki kendi gidiyor, bilinçle gitmiyor. Hani atıyorum Kyrian olmuyor, Ventir olmuyor. Orada işte Forge'u çalıştıran animasına katılıyor onun ruh animası. Anladın mı? Ya da işte o ağaçta gördüğüm meyven animasına katılıyor bir şekilde. Bir hani herkes böyle bilinçle animaya katılmıyor yani. Anime akıntısına bilinç olarak girmiyor. Ve onu da genel olarak yorumladığımızda şey şuydu. Mesela Arthas gibi karakterlerin kesin gideceğini düşündüğümüzdeki şey mantık şu. Shadowlands'in işleyişine ters o hareketler yapanlar daha çok. Evet. Evet. Okey, tamam. Ya o normal işleyiş ama bu. Şu anda normal işleyiş yok zaten. Yok. Zaten problem ya, orada. Bir de şöyle bir şey var. Mao sen nasıl söyleyeyim? Hani Oribos'ta Arbiter böyle bir yargıç değil. Anladın mı? O bir eleme mekanizması ve Mao'ya böyle çok karakter gönderdiğini falan düşünme. Büyük ihtimalle hatta mesela... Jailer'ı kısıtlı güçte tutmak için çok az ruh gönderiyorlar zaten özellikle. Bak bir dakika, buldum bir dakika. Bak çok güzel. Şimdi Mao'nın Wikipedia'sını açtım. Hı-hı. Orada işte o kastettiğim, az önce anlatamadığım şeyi buldum. Burada diyor ki, ben önce İngilizceyi birebir okuyayım. The Mao is one of the realms of the Shadowlands. This horrific place houses the most vile and irredeemable souls in existence. Evet. Once deemed by the Arbiter to represent a threat to the Shadowlands, if left free. Yani Shadowlands'e yani tehdit oluşturacakları direkt atıyor. Tehdit oluşturacak yani ruhları kastediyor. Bir de söyle. En işte en kötü, en affedilmez ruhlar diyor ama bu kötü ve affedilen vile irredeemable derken vile ve irredeemable olmasının sebebi işte bunlar serbest bırakılırsa Shadowlands'e tehdit oluşturabilir olarak görüyor. Chat'te de çok güzel şeyler geçiyor da bu ara ben genel bir cevap vermiş olayım. Arkadaşlar biz insanız. Şu an 4 tane insanız. Chat'te de hepimiz insanız. İnsan olarak değerlendiriyoruz konuyu. Evet. Yani çok kendi dünyamızdan örneklemler vererek yap. Birini öldürdüysen kabahatlısın. Yaşta işte tabii atıyorum ağaç kestiysen. Evet yani metaforlara kapılmayın. Önceki ön yargılarınıza da kapılmayın. Bu bambaşka aynen. Bir şey. Bir de şeyi söyleyeyim. Konuşuyoruz yani. Görkem'in söylediğine şey ekleyeceğim bu arada. Evet Shadowlands'ı tehdit eden ruhlar gidiyor oraya. Bir de mesela Bastion'da şeyi gördük. Davos. Daha da Davos'a gelmem dedi. Çıktı Arkon'un önüne. Fıtır 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 konuştu. Değil mi? Hı hı. Ya da işte Denatrius ruhları toplarken, animayı toplarken biri kaçtı gitti. Orada cezalandırılıp ya da mahkum edilip Mao'ya gönderilme durumu var. Bunu da biliyoruz. Evet. Evet. Oradan da bütün, aynen. Mao dışındaki bütün şeylerde işte bölgelerde affedilmez bir suç işlersen Mao'ya atılma en yüksek ceza zaten. Murat Han Void değil miydi geldi de ona gülüyorum ya. Ben ona gülmüyorum. Müslümanlar nereye gidiyor ona gülüyorum ben de. Yok ben felciyim abi. Felci. Ama Void de var biraz. Ben abi şeyim aslında ya. Direkt Light, Arcane, Light Order ve Life'a karşıyım ben. Beni o uçkuştan birine koyabilirsiniz. Yani yok ya şeyi demek istiyorum. Yani Mao'ya gidişin iki şekli var. Ya Shadowlands'e aşırı aykırı bir hareket yapacaksın. Hı-hı. Ya da Covenant'lara uyum sağlayamayacaksın. Ki zaten Covenant'lara uyum sağlayamıyorsan zaten Shadowlands'a aykırı bir insansın, animasın deyip gönderiyorlar seni. Şimdi ben size bir soru soracağım. Sor bakalım. Tamam. Şimdi mesela bunu çok merak ediyorum. Biz Arthas'ı gönderdik ya oraya. Evet. Biz göndermedik. Uther gönderdi. Biz İntikam olarak Uther gönderdi. Evet. Gayet bencilce bir intikam olarak Uther gönderdi. Evet, Uther gönderdi ya. Evet. Acaba bu hep
dış minnakların oyunu mu? Yani aslında Jader onu istiyordu da buna itekledi mi? Onu böyle zaten yorumlarken sen işte gol topladığından kaçırmışsın bebeğim. Bastion'ı konuşurken konuştuk. Evet. Yani en başından Jailer'ın falan olabilir dedik yani. Ben hayır, de chatten. Jailer abicim sorumu yanlış anlıyorsunuz. Evet, o zaman dediniz. Jailer acaba bu yani Arthas'ın öldürülmesinde katkı sağladı mı diye konuştuk biz. Onu daha hayır. Devos'u yani, etkileyip etkilemediğini mimik konuştuk. Hatta ya. Devos'un mimiklerinden. Tamam. Evet. Evet, onu etkileyip Arthas'ı öldürmesine yani iteleme. Öldürmek değil. Mava bırakılmasını etkilemesini evet. Konuştuk. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Arthas bir seçede mutlaka ölecekti. Yani tamam. Ölümlü bir karakter. Bu öyle. Buna karar verdik. Peki sizce bir soru daha. Sizce Torghast'a düşmüş müdür Arthas? Bence yanına almıştır. Torghast. Şöyle söyleyeyim. Torghast'a düşmeyi kötücül karakter diyelim. Evet. Kötücül karakterler için kötü bir şey olarak yorumlama. Çünkü şöyle Torghast'ta farklı bir kast sistemi var. Mavsworn tarafında. Evet. Yani orada benliğini koruyup Jailer'a hizmet edecek şekilde de bir kas sistemi var. He. Acaba evet. Diyorum yanına aldı, yanında saklıyor oğlunu, birlikte takılıyorlar mı orada Arthas'la? Ya yok ben Arthas'ı... Ama Arthas'ı görmeyeceğiz gibi bir durum var. Yani zaten bunu söyledilerdi ama belli de olmaz ama yani görsek bile önemli karakterlerden biri olmayacakmış. Evet yani bence de yani şimdi Jailer'ın kalkıp sen her şeyin anahtarısın diye Arthas'la konuşacak. Hayır öyle değil. Ama sevecek onu. Ona acı, ona işkence etmeyecek. Ona iyi bakacak. Kim? Jailer. Evet, Arthas'ı sevecek. Arthas ona hizmet. Ya onlardaki ilişki gayet fetiş de olabilir. Yani böyle anima kırbacıyla falan vurup ona evet Jailer devam et falan tarzı. Ya şey de olabilir yani. Ulan orijinal Lich King bendim. Sen kimsin? De diyebilir yani Arthas orada. Ben öyle düşünmüştüm. Kafamı öyle yatmıştı. Yani sonuç olarak ona hizmet etti. O da yok. Hani bak bu arada şeyi söyleyelim. Bak Jailer gri karakter ya da işte haksızlığa uğramış falan diye ben burada söylüyorum da evet, öyle. Şey bir karakter değil yani. Hani ay canım gel sana sen de bir çay içelim falan öyle bir karakter değil Jailer canım. Baya tehlikeli yani. Sadece Sargeras tarzı diyorum ben. Şöyle söyleyeyim zaten. Aynen işte şimdi Jailer yani öyle bir karakter ki Shadowlands üstü kozmik planları olan ve bütün evrenin düzenini değiştirmeye böyle yola çıkmış bir karakter Jailer. Yani o yüzden o kesinlikle hafife almayın yani öyle boss keseceğiz sonunda falan diye düşünmeyin. Yani yok biraz kesiyorsa kesiyoruz böyle. The problem is he's supposed to be happy. Ama yani happy şöyle bir şey var. Hapsedilmiş işte. Ya işte hayır bir dakika ben mi yandım? Yani tamam hapsedildi ama şu anda bütün ruhlar oraya akıyor. And he's happy, he's supposed to be happy. Yani ben şunu söyleyeceğim. Tamam da bir amacı var ve ona akan ruhlar yetmiyor şu an. Yetmiyor evet. Evet bir amacı var ona akan biz böyle mi? Tabii canım. Bak şöyle düşün Eda. Şu anda mesela Shadowlands'ın düzenini bozup her yeri kıtla yani her yerde anima kıtlığı yaratacak kadar düzeni bozmuş durumdayken bile bu güç Jailer'ın Mav'dan çıkmasına yetmiyor. Evet. Çıkamıyor hala oradan. Hatta bence Prime negotiation yapmak için yapıyor. Ben de bunu söyleyecektim. Yani onlar öyle bir yere gelecekler ki noktaya gelecekler ki masaya oturacaklar birlikte gibi geldi bana ama hani Ya da şey de olabilir. Mevzusu olabilir yani. Bir haksızlık yaptılarsa ya zamanında göreceğiz onu zaten. Yani Jailer sen haksızsın diyemezler aslında çünkü benim bildiğim Jailer abiteden nefret ediyor. Yani yok edecek çıktığı anda her şeyi ve o da çok ilginç yani çıktığı anda her şeyi yok edecek diyor Primus. Nasıl bir güç seviyesi varsa artık. Çıkması yeterli diyor yani Mav'dan. Evet. Onun yani Jailer'ın nasıl bir güç seviyesi olduğunu oradan hesaplayın. Sırf ya Mav'dan işte çıktı korktu bile. Zoval inşaat. Zoval. Kozmik haritanın ne koymaya geliyoruz diyor yani adam. Yani çünkü adamın derdi Shadowlands'in kendisiyle değil zaten. Değil. Yarısı First One'larla hatta belki. Çok farklı bir planı var yani onun. Yani bir, evet. Bilmiyoruz da bakalım. Görelim yani onu da evet oyunda görelim. Biz kadarıyla işte yani Jailer'la ilgili bildiğimiz şey şu. Zaten bunu daha önce yapmaya çalışıyor. Dışarıdayken ve Mav değilken. Bütün First One'lar işte Shadowlands'i beraber idare ederken. Jailer zaten o zaman bunu yapmaya çalışıyor ve ondan sonra
diğer bütün First One'lar bir araya gelip Jailer'ı Maw'a hapsedip Maw'ı bugünkü gördüğümüz haline dönüştürüyorlar. Bu arada görkem düzelteyim çünkü karışmasın onlar. Çok önemli. Eternal One'lar. First One'lar onları first da yani. One değil, pardon. Evet, Eternal One'lar. Pardon, doğru. Onları doğru, ben de evet, çok karıştırmaya başladım ya. First One, Eternal One. First One bilmiyoruz. Elun First One'lardan olabilir diye tahmin ediyoruz. Daha bilmiyoruz. Elush. İşte yine Revendoret'ten buraya geldik ama yani Revendoret'te de Ozan Zod'dan şey kurtulmadın ki. Geri döndün, onunla savaşacaksın. Yalnızsın. Nerede kurtulayım? Yazamadım. Bir yandan da şey acaba Denatrius konuşalım. Acaba Denatrius, bunu da söyleyen Denatrius ihanet ediyor bize. Jailer'ın tarafını. Acaba o falan böyle reaksiyon veriyor. Aa, korktum ya. Sama. Nasıl ya? Tövbe aşağı. Yok, spoiler istemeyen insan olabiliyor ya içeri, o yüzden. Ya şey, şimdi şöyle söyleyeyim canım, yani bu biraz şey, yani bu kanalda olsun, sosyal medyada olsun bayağı hani eriştiğimiz o, nasıl söyleyeyim, alfada, betada gördüğümüz her şeyi paylaştık. Ve soruldu da neticede bunlar, yani chatte akan sorular da biraz bu yönde. Yani bu biraz spoiler free bir yayın olacak, belliydi zaten canım. Şey, mesela belki Denatrius, Jailer'a yapılanın kendisinin de yaptığı şey daha sonra haksızlık olduğuna karar verip onun yanında çalışmaya başladı. Çünkü Dreadlord'ları yönlendiren de o. Onu da şeyden biliyoruz. Şimdi cümleyi açıp bulamayacağım. Görkem gider kesin bulur şimdi. Bir cümlede. Açıktan bakayım ben. İşte. Hangisi? Bizi. That's why you have sired us tarzı bir cümleydi yani. Orada başta, dur hemen bakayım. Çünkü şey, sire bu arada bir sıfatmış. Yani ben işitmiştim. Efendi demekmiş. Bey demekmiş hatta. Denatrius Bey. Denatrius Efendi. Evet. Yani o Dreadlord'u yapan da Denatrius. Dedo. Dur hemen copy paste atıyorum. Bekliyorum. This after all solemn duty for which you sired us. Evet. As you're fond of saying once a desire is understood. It can be explained. Aynen bu. Ya burada sired us dediği artık yani onu başka şekilde de diyebilir ama sired Denatrius yani. Ya sanki şey gibi söylüyor yani. Kiralık, hani paralı asker, kiralık ajan gibi söylemiş bir de onu. Hani nasıl diyeyim? Chico. Evet. Sire das hani işte. Hani bizi kiraladın ya da bizi hizmetine aldın gibi bir şey. Yok, hayır, o anlamda değil. Bu şey anlamında işte yani bize bunu emrettiniz işte. Yani o anlamda. Majesteli şey, ya hani sire böyle şey. Evet. O hüküm gibi bir anlama geliyor yani. O öyle bir emir vermiş. Ya sair böyle çok saray ağzı bir şey. Hani you gibi bir kelime düşün. Sen de olur, siz de olur falan tarzı. Evet, sörün 3-4 kat üstü gibi düşün. Aynen işte. Yani böyle iğnelerken de kullanabilirsin, överken de kullanabilirsin. O yüzden çok bence sair'a takılmıyor. Bence o yüzden çok şey yapmadım. Hani yorumlamayayım dedim ama ben öyle düşünüyorum Murat Hanım. Majesteleri gibi bir şey oluyor gibi, yani. Gibi. Tam olarak söylediğinde. Ya ben mesela şey hani o Sire'dan ziyade şeyin ünvanlarına bakacak olursak Denatrius'un Fangs of Shadowlands'a daha çok takılıyorum. Ne? Fangs of Shadowlands, yani Shadowlands'in azı dişleri diyeyim. Dişleri yani böyle. Evet, köpek dişleri. Köpek dişleri. Yani o kan animası ya da işte o vampirik olayı Shadowlands için, ya böyle farklı farklı şeyler geliyor aklıma da hiç böyle yorumlayıp kendimi utandırmayayım diyorum, böyle rezil duruma sokmayayım diyorum. Acaba yani, işte hayır, mesela Shadowlands'tan bunların çıkma gücü vardı, işte Revendreth'in olayı bu, işte emip şeye dağıtmak, çünkü Maw olayı farklı bir durumdu eskiden. Ne bileyim, arada dengeyi mi sağlıyordu bunlar, işte o nasıl söyleyeyim, mekanik olarak kullanılan anima eşit şekilde diğer Covenant'lara dağıtılırken, hani nasıl söyleyeyim, o karakterlerden sömürülmesinin gerçek
görevlisi miydi bunlar? Yani o Eternals One'lar işte bir araya bir masaya geldiğinde işte haftalık ne diyeyim iş toplantısı düşün, müdürler toplantısı. Hani bunlar oturuyor işte Denatrius sen hazırladın mı animaları işte haftalık hazırladım abi falan gibi bir görevi mi var? Hani anladın mı? Yani böyle biraz daha onlara takıldım ben açıkçası yani. Yani... Zaten Winter Queen'i çok iyi karakter falan diyor da onun da derdi tahminen bizim animaları beslenmek sadece yani. Biz ya onları... işte neticede şu anda 4 sinematikten de çok şey yani senden özür dileyerek diyeyim Murat'an. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu karakterler ne işe yarıyor, ne yapıyor biz sadece yorumluyor ve tahmin ediyoruz. Hani evet. Üstün körü Addictions'a kimin ben. Yani iyilik ya gerçekten bu animaları ne yapıyorlar abi? Hani bir, tamam bir kısmını Revenant'te biraz daha net gördük. Orada görevde seni gönderdi. Like it's like a drug you consume it. Tamam da bebeğim en nihayetinde ne yapıyorsun bunu? Bence ne oluyor biliyor musun? Ben çok yani yiyip digest yapıp tuvalete gidiyor. Ne yapacak yani? Tamam o tuvalete çıkınca nereye gidiyor aşkım? Denize mi dökülüyor? Körfeze mi gidiyor? Ah, it's an interesting thing. Bence they're feeding their soul with it. Dur bakalım Murat'ın bir teorisi var. Ben çok uçacağım burada. Matrix'te örme bağlayacağım bunu aslında. Geliyor. Matrix'te hatırlarsınız. Neo'ya anlattıkları en büyük, en şok edici gerçek aslında onların hayatlarının robotların onlardan beslenebilmeleri için yaratılmış bir simülasyondan ibaret olmasıydı. Evet. Aslında onlar o işte küplerin içindeki milyarlarca insan sadece robotlara enerji kaynağı. Biz makine her şehrin enerji kaynağıydık sadece o filme göre. Bu durumda da anima First One'ların böyle beslenmesi için oluşturulmuş bir sistem olabilir. Ben anlıyorum. Çok First güzel One'lar bir ve Clockmaker'ın. Güzel bir tahmin. Ben arkandayım. Bunu daha önce de desteklediğimi biliyorsun. Hani özellikle Matrix ve WoW bağlantılarında hani alıntılama işte nasıl söyleyeyim esinlenme olmuş olabilir. Benim en nihayetinde söylediğim şey. Eda diyor ya hani consume ediyor. Tam da nereye? Evet. Hani bunun bir tüketilme şekli var mı? Yani ben şöyle algıladım. Animanın tanımında şöyle geçiyor. Shadowlands'te gördüğümüz her şey, oradaki yer, işte yerdeki toprak gibi gözüken şey, ağaçlar, hayvanlar, etraftaki her şey, gökyüzündeki bulutlar, oradaki bütün yapılar animadan oluşuyor. Ve bunlar evet. İşte yani oradaki bir artık yani canlı olmuyor da oraya ait bir şey işte animaya dönüştüğü zaman ve işte oradaki fiziksel yapısını kaybettiği zaman o enerji bir şekilde bu konstrüksiyonlara harcanıyor gibi algıladım ben. Çünkü animanın tanımında böyle geçiyor zaten. Ve Shadowlands'in tanımında da her şey böyle geçiyor. Shadowlands zaten animayla yaratılmış bir üst evren. Yani o yüzden şöyle düşünün. Her ölümlü ruh yani kişiliğini getiriyor yanında ama yani kişiliğinin üstünde bir enerjiyle geliyor ve bu enerjiyi onlar işte kullanarak bu yarattıkları evrenin işte devamlılığını sağlamaya çalışıyorlar. Bunun için işte kendi iradesi olan ırklar da yaratmışlar. Orada işte döngüye hizmet edecek şeyler de yaratmışlar. Ve o yüzden de böyle oradaki yani Shadowlands'te biri öldüğünde ne olur? İşte oranın döngüsüne katılıyor. Evet. Öyle düşünüyorum. Yüksek ihtimalle olacak ama onu da tam bilmiyoruz. O zaten en büyük sorunlardan biri. Evet yani bunu nasıl yapıyorlar ya da bilinçli mi oluyor, kendiliğinden mi oluyor? İşte yani şey de olabilir. Mesela işte bizim yaşadığımız evrende işte biz ölüp toprağa karışıyoruz. Sonra işte papatyaya dönüşüyoruz falan ama İşte belki Shadowlands içerisinde de bu olay anima üzerinden oluyor. Yani oradaki işte küçük tavşanlara dönüşüyorlar falan ne bileyim. O zaman büyük bir şey yorumlama yapayım mı? Bizim mesela Azeroth'ta kendimiz üzerinden kurmaya çalıştığımız ve gerçek yaşantımızla ilişkilendirmeye çalıştığımız yaşam şekli aslında Shadowlands'te işliyor bir nevi. Evet. Evet yani öyle ama aslında bunun belki de böyle olmaması gerekiyor. Belki biz hakikaten işte yani Shadowlands'e hiç gitmeden
belki işte orada kalmamız lazım. Orada tamamen varoluşumuzun yok olması, bitmesi gerekiyor belki. Shadowlands'a gitmemiz belki bütün bu evrenin doğal düzenini bozuyor. Yani belki de bunu bozmaya çalışıyor işte. Evet. Yani belki işte Sylvanas da bu yüzden ona yardım ediyor. Sylvanas. Mesela belki de Görkem'i destekliyor. Cezir bunu bozmak istiyor. Mesela ruhları aslan bütün kozmik güçleri alacak tek tek ölümlü ruhlarını. Mesela otur şey diyor diye ışık beni kurtar diye. Belki o senaryoda Shadowlands olmasaydı ışığa çok bağlı olduğu için otur belki ışık alıp ondan beslenecek. Ama evet. bu senaryoda Death hepsini aldı. Bütün ölümlüleri kastediyorum bu arada. Ölümlü ruhların tamamını aldı ki çok yüksek bir anima miktarı. Yoksa tabii Old God'lar Void'e gidiyor. İşte Demon'lar Nether'e gidiyor ama ölümlüler çok büyük bir anima pastası ve bunu direkt tek başına Death almış. Ölümlü oldukları için. Belki de normalde atıyorum Druid Dimsi karakterlerde, o kadar eski tarihlerde Druid Dimsi diye bir şey olamadı ama doğayla çok işi olan canlılar belki life'a gidecekti. Druid Dimsi yaşamamış. Bununla ilgili böyle bir şey konuşmuştuk. Galiba bu kozmik haritayı anlattığımız bölümlerden birinde. Yani Shadowlands belki de işte yani biz bu şekilde görüyoruz ama işte Eternal Ones dediğimiz ırk işte belki de Anima'nın işte vücuda gelmiş hali ve irade kazanmış hali. Yani oradaki Titanların işte öyle bir teori atmıştık beraber işte. Yani şeyi biliyoruz çünkü yani Titanlar mesela işte Arcane'den oluşmuş yaratıklar. İşte Nauru'lar Light'tan oluşmuş. İşte Void'de işte Void enerjisinden oluşmuş Void God'lar, Void Lord'lar. İşte bunlar birbirine dönüşebiliyor işte Light ve Void falan diye işte bunu şey yaparken konuşurken işte Arcane de esas böyleyse o zaman işte belki de Shadowlands'ı yaratan yaratıklar da Anima'nın işte toplanmasıyla orada işte bu kadar ölümlü ölüp enerjilerini işte boşluğa taşıdıktan sonra orada bunlar belki vücuda geldi ve işte bu burada bir döngü yarattılar, orada bir evren yarattılar ve bu enerji onlara çok büyük bir güç verdiği için de bunu bir döngüye soktular ve bütün işte evrenin ölümlülerini buraya akacak şekilde yönlendirdiler. İşte bu Eternal Ones belki de böyle bir ırk ve yani Shadowlands'ın yarattığı bu ölümden sonraki düzen belki aslında gerçek evrenin yani gerçek evrende kalması gereken gücü emiyor ve işte İşte Twisting Nether gibi işte kaotik bölgeler oluşmasına sebep oluyor. Belki işte bu çok büyük bir güç ve bunu işte Light ve Void de ele geçirmeye çalışıyor. Evet, o yüzden belki saldırıyorlar Shadowlands'a. Belki o yüzden Shadowlands'a saldırıyorlar. Ya da belki de Shadowlands'ı tamamen ortadan kaldırıp bu işte ruh akışını kendileri sahiplenmek istiyorlar. Yani böyle de bir durum olabilir. O yüzden ama sonuçta şeyi biliyoruz yani Shadowlands'e hem Void'in hem Light'ın bir saldırısı var. Evet. Hatta işte zamanında Burning Legion'ın bile bir işte evet. saldırısı var. Belki beraber çalışmış olma ihtimali var. Evet. Yani o yüzden Shadowlands'da böyle bir hani sadece ölümden sonraki yaşam değil de bütün evrenin düzeniyle ilgili belki de kanser bir yapı olma ihtimali de var. Ben o konuda sana şeyi soracağım. Mesela biz bu kozmik haritayı çok güzel ele aldık, inceledik. Yani bir külliyat çıkardık. Ortaya koyduk. Bu kozmik haritaya yani baktığımızda biz evet Shadowlands'i Death'le ilişkilendiriyoruz, ilintileştiriyoruz ama yani haritanın görsel şekline baktığında Emerald Dream de öyle aslında. Realiteye daha yakın ve Death'ten bir tık uzakta. Evet. Yani normalde işte Titans o zaman Earth mü diyeceksin. İşte atıyorum Burning Legion Fire elementiyle mi ilişkilendiriyorsun diyeceksin. Biraz kalıyor. Sanki Shadowlands şuradan da anlıyoruz bunu. Çünkü inatla bize diyorlar ki bunlar çok farklı yaratıklar bak. Titan seviyesinden de üstler ha. Evet onu da söyleyelim bu arada. Titan falan hani Pyromancer saçmalıyordu ya Titan'lar en güçlü canlılar diye. Öyle değil. Evet. Burada zaten
kendileri söylediler. Titanlardan kat be kat düştü. Ya öyle ama bebeğim, çünkü Titans... Kostas tam olarak Titan plus plus dedi. Çünkü evet, şöyle bebeğim, Titan dediğin şey koca bir arcane gücünün yöneticisiyse, bunlar da dead gücünün yöneticisiyse eşit olmaları beklenirdi. Şimdi bir de ama Titan'lar değil bence tamamen Order'ın şeyi bu arada. Öyle mi? Sadece Sormund bence. Order'ın şey değil mi Titan'lar? Şimdi ben de şunu soracaktım. Biz öyle düşünmüyor muyduk ya? Hayır, öyle değildi. Titan zaten şeyde yok mu? Onu da soracaktım. Mesela şu şeyde bizim diğer haritamız var ya, Shadowlands'daki şey haritamızda. Orada Shadow var. O Shadow değil değil mi? Hayır değil. Hiçbir alakası yok Shadowlands'a bunlara. Sadece değil. İsim benzerliği. Adaşlar. Void enerjisi olarak. O şu. Void enerjisi olarak. Hayır da şimdi Murat'an farklı bir şey söyledi ya. Ne söyledi? Titanlar sadece Servant dedi de, yani Titanlar Old God seviyesinde bir şey değil ama. Titanlar değil, Void Lord seviyesinde bir şey. Evet. Mesela Void'in, yani Shadow'un Servant'ı Old God diyebilirsin ama Void Lord ya da işte Arcane'de, yani öyle bir şey diyebilmek için Arcane'in tam üstü bir varlık olduğunu bilmemiz lazım. Ya da işte Light'ta Naru üstü bir varlık bilmemiz lazım gibi. Yani diyorsun ki Light'ın da patronları Nauru'da olabilir. Kesin olarak. Shadow şeyde Titans'larla Old God'ların güçleri bir. Değil. Titan'lar daha güçlü. Yok. Old God'lardan. Eski Lord'da Old God'lar daha güçlüydü ama Chronicles'tan sonra... Titan'lar çok büyük bir fark oldu. Ya canım işte. Sivilce gibi çekip çıkartıp patlatıyor aşkım. Tabii canım. Ya öldüren, ruhani anlamda öldürememiş ama işinde bakmış diye şarj. Ama şimdi öyle olmayacak. Ya o mevzu farklı. O mevzuya girme de şimdi şeyi demek istiyorum. Yani Shadowlands bizim sandığımızın dışında Dead'den farklı bir mevzu. Ve büyük ihtimalle de kozmik harita üstü bir mevzu bizim o irdelediğimiz. Çünkü orada realiteyle eş tutulmuş bir şey. Yani... Ya da tam kozmik haritanın her şeyini belirleyecek bir bölge. Öyle daha güzel olmaz mı yani? Daha şaşırtıcı ve daha etkileyici olmaz mı? Evet. Ve bu nasıl diyeyim, bu düzende Elun'un da hoş bir yerinin olmadığını öğrenebiliriz. Çünkü Jailer'ın hedefi Azeroth. Yani iş dönüp dolaşıp aslında Azeroth'a geliyor. Yani mesela Görkem dedi ya, Jailer'ın amacının ruhlar çok aleminden Jailer'ın amacının çok yukarıda olduğunu biliyoruz. Ama o bile Azeroth'u hedefliyor. Evet. Evet. Yani bizim üzerinde bulunduğumuz reality işte neydi? Lovecraft'ın gerçekliği Azeroth, gibi çıkarsa yani çok işlerin rengi çok çok farklı olur bu sefer. Ya öyle bir şey olur da Lovecraft bile Azeroth uyanırsa ne olacağını düşünür pek zannetmiyorum. O yüzden böyle bir yere girdilerse yani çok zor oradan çıkması. Ya bir Revendred'den nelere geldik yalnız. Yani özellikle... Ama daha bilmiyoruz. Orası çok hakikaten dallı budaklı spekülasyon. Evet, evet. Bence hiç girmeyelim. Çünkü öyle bir şey de yok. İma da yok. Yani olabilir. Ama bence o kadar karıştırmazlar. Yani sonraki Empire bile olsa bence o derece bir hani Lovecraft evreni tarzı bir nasıl diyeyim, komplike formata girmezler. Daha anlaşılır. Çünkü kendileri bile çıkamazlar tahminlerin içinden. Ya ama yeterince karışık zaten. Şimdi yani orada şöyle bir yorumlama yapayım ben mesela Murat'an. Kendileri bile çıkamazlardan ziyade. Aslında şimdi ben tabii yazarları küçümsüyormuş gibi algılansın istemiyorum. Warcraft'taki ana hikaye akışı hep bir değinme, esinlenme ve alıntılanma olarak. Yani Yüzüklerin Efendisi'nden tutun da Nordik mitolojisine kadar, işte Yunan mitolojisindeki Pantheon'dan tutun da işte İslam tarihindeki bazı geçmişte yaşanan şeylere, Mısır mitolojisinden tutun da nerelere giderseniz gidin birçok yere değinme ve esinlenme var. Çünkü tamam Lovecraft'ın da hikayesine esinleniliyor ama onun Beyond'u bilinmiyor zaten. Hani o bilinmeyene çok böyle kör bir dalış yapacaklarını ben de zannetmiyorum. Evet, eldekini açıklarlar en çok. Lovecraft bile zaten tamamen düşünmemiştir öyle bir şeyi, uyansa ne olacağını. O sadece şey zaten, onun tarzı şey ya böyle. Bir şeyleri hep böyle işte betimlerken şey diyor ya, o kadar iğrençti ki böyle işte, tarif edemiyorum tarif böyle. Seni zaten hayalini bırakan bir adam. O yüzden onun da düşündüğünü zannetmiyorum uyanması durumunda. Ama şey işte
Azeroth bir noktada her şeyin kilidi çıkabilir. Çünkü her şeyin sonunda herkes Azeroth'u istiyor. Yani... Herkes Titan... dediğin ama Covenant'larda öyle bir şey görmüyorsun. Sadece Jalole'ye görüyorsun, Jalole'de. Ne? Ne? Yani Jailer'de görüyorsun. Hepsi istemiyor. Emin hepsi mi? İstiyor mu? Yani bence bütün Covenant işler bilmiyordu Azeroth'a. Yani bir kere orada reality alması çok önemli. Hani evet. Lovecraft'ı söylemiyorum ama... Orada reality yazması ve tam yanında Emerald Dream var, diğer tarafında da Shadowlands var. Legion'ın amacı burası, Jailer'ın amacı burası. Light'ın amacı diyemem ama nasıl diyeyim? Azeroth'tan kısaltılar hep çok kadim oluyor. Yani şöyle düşün, biz Morgoth'un olabilecek bir ırk. Bir nasıl diyeyim, ırk değil. Bizim Moonwalker yapabilecek bir canlının üzerinde yaşıyoruz. Evet. Yani düşün, Azeroth'un gücü sayesinde Moonwalker olduk ki orası hala tam net değil ama o Moon'dan çıkabilmemizi sağlayan mekanizma bizim Azeroth'un kahramanı olmamız yüzünden. Bize. Evet, o birebir doğru, aynen. Bu birebir doğru. Yani biz o sayede Shadowlands'ta bu kadar güçlüyüz. Neden? Bizim kozmik chart'ta cidden bir ayrıcalığımız var. Onun için zaten önem veriyorum, evet. Her şeyi Azeroth'a bağlamak. Evet. Oo, Azeroth'a mı geldin? Merhaba. Ya ama işte orada bak, Murat'ın işte üstüne bastıra bastıra söyledi yani, bizim reality diye geçiyor olmamız çok enteresan yani. Gider oraya Azeroth yazardı istese çünkü. Ya da niye başka gezegen yazmadı? Yani. Bizim özel. Yalnız şöyle bir şey de olabilir. Belki de içinde yani Titan olan her gezegen bu durumda ve bu işte Shadowlands tarafından biliniyor. Ya oraya ölen ölümlülerin ruhları gittiği için. İşte şeyde bunu biraz öğreneceğiz gibi gözüküyor. Tyrande diğer şeyde Night Warrior'larla karşılaşıyor, evet. Ya Ardenweald'de. Evet, başka bir dünyadan gelenler. Burada aynen biraz bunun yani en azından ne derece etkili olduğunu öğreneceğiz. Yani diğer dünyalardaki durum nasıl? Orada da işte Titan var mı? Evet. Uyuyan bir Titan gezegeninden gelebildikleri için mi Night Warrior'a dönüşebilmişler falan? Mesela bunları öğreneceğiz. Evet, o ilginç olacak. Yani daha mesela beta'ya bunları eklemediler. İşte Tyrande'nin görevi daha başı bile yok böyle. O yüzden evet, hiçbir bilgi yok Tyrande hakkında. O yüzden bunu bayağı da güzel sakladılar. Şeyde bile yok. Koda eklenmemiş yani. Kodda encrypted halde bile yok. Şifreli halde bile o text yok. Hala demek ki ya yazıyorlar ya da özellikle gizli tutuyorlar bunu. Oyun anlaşılsın diye. O kadar uzun süre eklemeyi unutuyorlar ki oyun live'a geçerken eklemeyi unutuyorlar, değil mi? Böyle içinden gidiyor. Şeyde 9 bit. Şöyle birkaç şey daha aklıma geldi de bitirmesine. Eda dedik, uykun mu geldi dedi de. Uykunda yoruldun mu dedim. Ha yok yok. Konu biraz şey yani söyleyeceğim şey şu anda Görkem'in ve Murat'ın konuştuğu konudan biraz farklı olacak ama. Ben tekrar Denatrius'a getireceğim mevzuyu, müsaade varsa. Denatrius'la başladık, Denatrius'la. Yani şöyle mesela Görkem hani açtı işte, dedi ya hani o kim diye. Ben de şimdi o alttan açtım Wikipedia'yı. Bir Denatrius hakkında hani ne tarz ince bilgiler verilmiş diye böyle bir tekrar okuyorum. One of the powerful and most powerful beings. Hani diğer evet. Şeyler hakkında çok söylenmeyen bir şey bu. Hani Shadowlands'taki en güçlü yaratıklardan biri. Evet. İmaz. Yani tamam eyvallah, Eternal Ones da ya onlardan biri de. Yani neden bunu Sire Denatrius'ta özellikle söyleme ihtiyacı duymuşlar diye düşündüm şu anda. Hem o hem de neden bu kadar çok title'ı var mesela. Ben de ona evet. Çok... Değil mi ya, neden mesela? Evet yani ya bunda şöyle bir şey var. Tabii yani bir söylentiye göre Shadowlands'te işte ilk evren oluşturan Denatrius diye geçiyor. Ama evet. Bu şey mi hani kendi başına mı bunu yapıyor ya da işte bu güç mü görev mi veriliyor ona
Ondan sonra mı diğerleri işte bu gücü alıyor? Bununla ilgili o kısmı gizemli ve bilmiyoruz bunu. Ama işte bildiğimiz kadarıyla yani ilk oluşan evrenlerden bir tanesi Raven Dread. Shadowlands zaten bunların bir araya gelmesiyle oluşan bir üst evren. O yüzden ilk böyle bir yaratım yapabilecek seviyeye gelmiş olanlardan biri ise yani haliyle de daha uzun süre vakit geçirdiği için daha tecrübeli ve daha güçlü olması lazım mantıken de. Experience'ı ve level'ı yüksek olması lazım. Yani Eternal Ones arasında bile. İkinci olarak şöyle bir durum var. Bu yani ilk ırkının ilklerinden biri ise o zaman Jailer'ı hapsedenlerden biri de bu. Evet. Yani, ben oralara getireceğim işte. Diyor ya hani o neden bu en güçlülerinden? Evet değil mi? Mantıklı. Yani çünkü Jailer bunların toplam gücüne karşı bir güç elde edebilmiş sonuçta sonradan da olsa. Ve bu ilklerden biri ise, en güçlülerden biri ise ve Jailer'ı hapsetmeyi yani hapsetmeye karar vermişse o zaman Jailer nasıl bir güce ulaştı da ama yani orada geçebildi? Ne yaptı yani bunun için? Bu sonraki düzeni çünkü sonradan kuruyor. Oraya hapsedildikten sonra kuruyor. Daha önce ne yaptı da yani Denatrius'u bile böyle kendine karşı düşman etti falan. Onlar... Ama orada tahminen 5'e 1 oldu bir de Jailer'a karşı. Onu söyleyelim. Ne? Orada tahminen 5'e 1 oldu Jailer'a karşı. Ha, tabii. Aynen. Yani ama işte şey de ilginç. Sonradan Jailer'ın tarafına bu kadar güçlü bir karakter geçiyor. Yani o eğer hapsetmişse onun tarafına geçmesi için bayağı büyük bir şey olması lazım. Ya bir güç sözü olması lazım. Ya da işte onun tarafına geçtiğinde mesela Jailer'ın ondan intikam almayacağını biliyor olması lazım. Gibi gibi bayağı bir orada hikayeyi derinleştirebilecek kapılar var yani. Bir de üstüne tabii bu şey Cavusların bıraktığı notlar diğer kişiler... Ya abi o var ya çok konuşulacak öyle. O ya. Daha çok konuşulacak o. Yani onun üzerine bir yayın hak ediyor zaten. Tabii canım. Hatta belki birden fazla bilemiyoruz artık onu. Nasıl gider? Peki Görkem'e ve Murathan'a bir sorum daha olacak bu videoyla alakalı. Mesela Sire Denatrius'u yine Wolfpedia'dan, biraz Wolfpedia yayını gibi oldu ama Wolfpedia'dan incelediğinde diyor ki Affliction'ı Winter Covenant olarak geçiyor. Yani Winter Covenant'ına dahil bir karakter ya. Muhabbetinde geçiyor. Ha yok ama yaratıcısı zaten onun. Hayır yaratıcısı ama biz mesela gittiğimiz zaman bu biraz spoiler şu anda. Beta'da gittiğimizde biliyorsun bir bu hatta işte sömürüsünden dolayı bir baş kaldırma var. Daha sonra olayın rengi değişiyor. Hatta burada verilen bilgi de işte Renatal'ın geldiğini biliyoruz. Orada bir sistem değişikliğine uğruyor mu? Acaba farklı şeyler görüyor olabilir miyiz? Yani bence Raid'den sonra ve ancak 9.1'de görürüz o değişikliği. Şu anki durumda şey gibi olur. Kim vardı öyle ya? Yani ya da şey Stormwind'de de mesela işte kral değişiyor da ilk başta görmüyoruz ya. Hmm. İşte sonradan tahtta işte Anduin oturmaya başlıyor falan. Yani hatta işte şeyde bu Raven Dread'e kadar gelen kısımda zaten bir hikayenin ön kısmı var. Maldrax 2'ydi galiba. İşte Ardenweald'den Raven Dread'e geçiyoruz. İşte zaten o arada bir bu şeyi öğreniyoruz işte. Raven Dread'deki olayın işte bozuk olduğunu ve en çok işte Anima'nın da oradan Mav'a aktığını, işte diğer şeylerden de Mav çaldıklarını falan gibi şeyler öğrenerek işte ilk oraya gidiyoruz. Sonra bunu araştırmak için işte gidiyoruz. Aslında ilk başta şey, Denatrius bu durumdan mağdurmuş gibi bizi yönlendiriyor. Ve işte sen işte oralara yardım ettin, diğer taraftardaki
işte sorunların çözülmesine yardım ettin. En büyük sorun bizde ama işte bize yardım et falan gibi. Bir şekilde ilk başta bizi ikna ediyor. Ama sonra işte anlıyoruz ki bir entrika dönüyormuş. Aslında işte gerçek animayı en çok toplayan ve işte mava aktaran, bizzat bunu organize eden Sardan Atrius'muş. Ya o hani az önce 5'e 1 muhabbeti döndü ya sizin Murat Han'la aranızda bir şey vardı işte o... Jailer'a karşı. Ha Jailer'a karşı. Orada aslında kendi altyapısını hazırlıyorlar. Bak prens işte falan tarzı böyle. Evet evet. Yani tabii canım Renatal'ın bütün hikayesi zaten bunun üstüne kurulu. İşte ama işte şey zaten Ventir ırkını yaratma sebebi de aslında yani Renatal'ın ilk olması, ilk mesela yaratılan Ventir Renatal diye geçiyor. Ama işte onun üzerinden de diğer Ventir ırkını yaratıyor ve işte bu anima döngüsünü çalıştırmaları için onları görevlendiriyor işte. Gelen acımasız ruhlara işte böyle nasıl diyeyim eğitim verin de işte işkence edip doğru yola sokun gibi bir şey düzen kuruyor Denatrius. Ama işte bunu sonradan neden terk ediyor? Neden Mava aktarmaya başlıyor? Nasıl bir orada işte dediğim gibi Jailer'a karşı Jailer'ın ona ihanet etmeyeceğinden emin olarak falan bu duruma geliyor? Onu bilmiyoruz. Ki ne kadar zeki bir ırkın parçası olduğunu da artık zaten eminiz. Kimin? Ne olduğunu? Hatırlıyorsun. Ne kadar zeki bir ırkın da parçası olduğunu. Tabii yani zaten yaratıcısı ve işte yani kendi ırkı zaten işte orayı gayet zekice yönetiyor. Manipülatör. Bir de işte şeyi de öğrenirsek zaten Dreadlord'ların da yaratıcısıysa evet, zaten seviyeyi atlıyoruz çok... oradan yani. Ama bizi manipüle edemedi. Konuştuklarını duyduk hiç beğenmedik. Ama güzel konuşma haberi ya. Ya ben tav oldum açıkçası ya. Ben animamı veririm. Ben animamı veririm. Ben tav oldum yani. O zaman zaten mainle Ravendred'e gidecektim. Vallahi abi yani o skill animasyonları falan da gayet güzel yani. Ya Maldraxxus'ta tokatçı dayı olacağım ama buraya gelebilirim yani. Tokatçı. Tabii canım Death Knight'ın bir tane animasyonu var. Tokat atıyorum. Warrior'ın Death Knight'ın varsa da yani bence Maldraxxus'ta duruma uygun yani. Ya öyle de gördün mü abi onun şeyini? Animasyonunu, skill animasyonunu. Ha gördüm abi yani. Eller çıkıyor böyle tokat atıyor. Abominations arm mı? Fist mi? Öyle bir şey değil mi? O tam adına da uygun olmuş. Tam Maldraxxus'luk ama. Medivh'e benzemiyor. Medivh bu ara geçen şeyde de döndü muhabbete. Medivh yaşıyor hala. Evet, Medivh yaşıyor evet arkadaşlar. Bu Karazhan yeniden geldiğinde Medivh'in yaşadığını öğrendik. Karazhan'ın bitişinde hatta işte Khadgar'la beraber muhabbet ederlerken bizzat söylüyor kendisi. Burada neden kabul edilmiyor diye bir şey söylemişsin de Deniz Esen şöyle söyleyeyim zaten yayın sonuna doğru geldik. Direkt cevap verelim buna. Bütün Lordcu tayfa kabul etti. Nathrezim'in başı olduğu. Burada niye kabul edilmiyor? Şimdi şöyle bir şey biz kabul etmiyoruz diye bir şey yok. Biz kabul ediyoruz diye de bir şey yok. Biz yorumluyoruz. Sadece konuları bir de teorilendiriyoruz. Hani var olan bir kitapta yazıyorsa bu tamam diyeceğiz zaten. Yani ha tamam böyleymiş diyeceğiz. Devam edeceğiz. Henüz net bir bilgimiz olmadığı için tabii %100 official olarak denmedi sonuçta bu. Biz diyoruz ki diğer Dreadlord'larla da aynı seviyede olabilir. Diğer Dreadlord'ların başı da olabilir. Olmaya da bilir. Yani bu şekilde yani, bir durum var evet yani. Ve ben bir de yazmadım da yani böyle bir fikre kapılınıyorsa kötü. Yani ben verdiğim cevaplarda da bakıyorum şöyle bir tekrar. Birçok şeye de yetişmeye çalıştım, yetiştik de. Görkem de bugün inanılmazdı. Chat şeyi hakimiyeti konusunda. Yani öyle bir şey söylemedik de. Yani onu da söyleyelim. Yok. Ya biz orada net bir şey demiyor olmamızın sebebi yani oyunda mesela sonradan gelen şeylerde bile beta'da bile değişebilecek şeylerde bu bir kere bile söylenmedi. Yani mesela official olarak dese ki işte Sire Denatrius created işte race called işte öyle Dreadlord zaten falan gibi ya da Nathrezim gibi bir satır bir şey dese o zaman deriz ya işte bakın official oldu artık aynen, resmi öyle falan. Ama
yani bunun söylenmesinin sebebi şu az önce de paylaştığım Enemy Infiltration diye bir işte not defteri gibi bir şey düştü. Bakınız şu attığım şey. Bunun üzerinden herkes diyor bunu. Ama evet, burada resmen ne Sir Denatrius diyor, evet, ne Dreadlord diyor, ne Nathrezim diyor. Yani bu gayet böyle bulanık bir yazı. Zaten şeyde yazının sonunda da işte imzası okunmuyor falan diyor. Ve işte Denatrius'a bağlanmasının da tek sebebi Sire demesi. İşte yani evet, gene net bir şey yok yani. O yüzden öyle olduğunu tabii ki biz de düşünüyoruz ama tabii öyledir. Yüksek ihtimal veriyoruz. Abi, hatta şöyle bir dakika. Bir şey yiyeceğiz yani, hiç belli olmaz. Özür dileyerek şöyle bir reklam yapıyorum. Biz yayın tekrarlarımızı YouTube'da, iSorlar kanalında, Lore Konseyi serisinde atıyoruz. Sen yeni katıldın aramıza, biliyorum. Burada yayının biraz öncesinde bakarak, biraz geriye giderek bu şeyde ilk şeyde çıkarttık yani, ilişkilendirdik zaten. Hatta işte vampirik olmasından dolayı ilişkilendirdik. İşte Fangs of the Shadowlands olmasından dolayı ilişkilendirdik. Kan muhabbetlerinden ilişkilendirdik. Pek çok şeyin olduğunu söyledik. Hatta normal dediğim gibi diğer yabancı içerik üreticilerini de dahil ederim bunun içine. Hani seviye farkını bile konuştuk. Belki başı belki aynı şeyde, bilmiyoruz. Yani Nathrezim'lerdeki çünkü sistem nasıl işliyor onu da bilmiyoruz. Adamların kendileri de kapalı kutu. Evet. Yani ama işte şey söyleyeyim. Onlara özellikle de yapıyor olabilirler bizi ters köşe yapmak için işte. Ne? Onu da bilmiyorum. Yapılmışlığı var yani. Evet. Yedik o gulleri defalarca. O yüzden tedbirli yaklaşıyoruz yani. Ne olur ne olmaz. Şey istiyorum ben abi. Hani tek arkadaş hani herkes söylerken niye kabul etmiyorsunuz tarzı bir şey demiş ama bizim eski yayınlarımıza bakarsa biz kimse söylemezken Denatrius'un ve Revendereth'in Nathrezim'de çok ciddi bir bağı olduğunu söyledik. Daha tabii canım, çıkıyordu. Tabii. Yani bak, şey de, bu arada hakikaten iki bölüm Dreadlord'ları konuştuk. Ona da bakabilirsin. Orada da bayağı bir uçmuştuk teori atarken. Yani, onu da söyleyelim. Falan galiba. Onu da söyleyelim. Evet biz hani bu genel olarak hitap ediyorum şu anda. Sanki adama yükleniyormuşuz gibi oldu da. Tabii, yanlış anlama yani. Biz lore konseyi olarak keskin köşelerle belirtilmiş lore'u net anlatırız. Bizim bir ejderha sınıfı serimiz oldu. Orada gerçekten Görkem'e direksiyonu verdik. Adam çatır 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 hikayede ne varsa, ne olduysa tıkır 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 anlattı. Ama eğer bu yuvarlak köşeleri varsa, yani Blizzard tarafından ya da işte bizim kaynak olarak gösterdiğimiz kitaplar, Wolpedia gibi kaynaklarda net bir şekilde belirtilmiyorsa biz teorilendirmede uçuyoruz. Mesela ne dedik işte bugün? Shadowlands'in kozmik harita üstü bir varlık olduğu, şey bir yer olduğu, bir oluşum olduğu, bir düzlem olduğu ve Sire Denatrius'un da bundan dolayı işte Nathrezim şeyinin başında bulunabileceği, Nathrezimlerle böyle kozmik evreni yönetebileceğini falan filan bayağı bir uçtuk yani. Bu kanalda uçuluyor. Bu kanalda uçuluyor ama destekli uçuluyor diyeyim. bir şeyi net kabul etmiyoruz. Evet, bir şeyi net biz söyledik de diyemiyoruz. Söyle söyleyeyim. Dediğim gibi Görkem çok güzel ifade etti. Netse, açıklandıysa, officialsa onu bozmuyoruz tabii ki. Ama açıksa yani, ucu uçuyoruz yani. Bir kere zaten burası hani şey isten sizli söylüyor yani, benim aylardır buraya ilk katıldığımdan beri söylediğim böyle bir ısrarım mesela. Ona yine oyun ona bir kadara dönecek gibi. Hani şunu söyleyeyim, doğru bir düzgün bir temele oturduğu sürece zaten istediğimizi söyleyebiliriz ve hani cidden arkadaş eğer değilse eski yayınlara baksın. Biz o potansiyel Maldraxxus Legion bağlantısında Nathrezim, evet, özellikle Legion'ı Murat'ın belki aylar öncesinden söyledi. Yani. Tekrar söyledim her yazımda. Yani böyle Taliesin de Beryl'ı böyle gözlerine sokulmadan, kabul etmeden çok önce bir söylüyorduk yani Nathrezim'in de bağlantısında. Ama işte tabii onlar söyleyince popüler oldu tabiri caizse. Yani öyle. Yani cidden biz desteksiz atmıyoruz mesela Powermaster gibi ama hani... Ha bak, Akolon ve Belular bizim çok yakından, hatta Pyromancer'da yakından takip ettiğimiz içerik üreticileri. Ve bunu söylüyorum, netim, açığım. Gerçekten biz lore konsey olarak onlardan daha yükseğe uçuyoruz.
teorilendirme konusunda ve destekli sallamada da daha başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Şişko. Hepsinde dinliyorum orada. Yaşlı yargım yok, sadece ailemen son dönemde biraz saçmaladı, onu söyledim. Akolon'la bir kan davamız var, evet. Bizim. Beni bloklamışlığı vardır kendisinin. Ya yani ben ona sahip değilim. Tamamen alakasız bir mevzudan ama. Ya hayır, ama şeyi söylemek istiyorum yani. Güzel laf etmeyecektim. Onlar mesela net bir şekilde bu diyorsa o değil yani. O, eğer öyle söylediyse de yanlış. Hani kesin direkt bir şey yok yani. Ya yeah, it's absolutely this. Ya tamam, eyvallah da yani official bir şey yok. Benim durumum biraz daha destekli çok sallıyor, destekli da. Akolon ve Pyromancer'ın hiçbir dediğini ciddiye almayın yani. İlgenceli dinleyin tabii ama yani kesin bilgi, hani böyle %10 falan kullanıyorlar. Onlar da ben şeyi biliyorum. Böyle işte geçmişte mesela adam 1990'da demiş ki 2020'lerde bir salgın olacak falan böyle. 1000 tane şey söylemiş bunun gibi. Bu tutmuş, aa bak adam bilmiş falan tarzı böyle biraz. Yani 1 tane şey atıyor, bir tanesi tutunca tutturdum diyor. Böyle öyle ben sırrı şey ya. Tüm falcılar gibi tam böyle. Yani. Eda'yı çok komik buluyorlar. Soldaki abla, başka abla yok. Tek abla, başka abla yok. Bana aha ya işte geçede biz hani farklı bakmaya çalışıyoruz ama destekli sallıyoruz ve insanların yeni yeni uyandığı bazı şeyleri biz hala da söylüyoruz. Bir de yani. Şey söyleyeyim, bunun naçizane böyle hani amacım şey niş gerçekten bizde pek yoktu yani Türk komünitesinde işte biraz sallayalım, uçalım, ay bir şey derler mi abi, yok uçalım güzel. Korkmayalım. Yani gülelim, evet komikse de yani abi işte öyle çıkmadı, ters olduk. Yani beraber gülelim. Aa öyleymiş diyelim. Genelde şey var, net bileceksin. Yeah. Evet. Falan var. Yok abi, o kalıptan çıkalım. Shadowlands de yapısı itibariyle bence buna çok uygun bir düzlem. Yani artık bildiğimizi unutalım yani gerçekten. Evet, çünkü sıfır bir hikaye geliyor. Çünkü yani bundan 5 ay önce Sylvanas'ı kesiyordunuz falan. Evet. Yani. Hani... Tabii canım, herkes tek atıyordu ya. Hani tek atıyordunuz. Hani ya. Son boss olarak falan geliyordu hani falan. Evet. De arada kesiyormuşuz. Öyle böyle falan. Şimdi biz ilk bossları biliyoruz işte Natria'da. Earth boss olacakmış. 5 kişi kesecekmişiz. Ya yani mesela benim Matrix teorim, ben yazdığımda Türk komünitesinde çok ciddiye alınmamıştı. Hatta saçmaladığım da ima edilmişti ama şu an cidden oraya hani böyle gitmese bile ama saçmaladın ciddi yani. İmalar var. Saçma değil yani kesinlikle. Saçmaladın ve abi. Benden başka hiç kimse bunu söylemedi. Ne olmuş? Saksı değilim ben diyor. Evet. Cidden. Şimdi arkadaşlar, Raven Dread özelinde öyle yerlere gittik ki, öyle yerlerden geldik ki inanılmaz. Gerçekten kozmik haritayı tekrar ele aldık. Yani kimleri konuştuk. Titan falan dedi diyorduk en son bir ara. En son işte Matrix'te Ajan Smith olduk falan. Gözlük takıp koşturuyorduk etrafta. sohbeti ele alırken. Video mesela şöyle söyleyeyim. Evet, Bastion çok hype'lıydı. Arthas'ı gördük, Uther'i gördük ama gördüğünüz üzere Raven Dread'in altındaki hikaye, Raven Dread'in tanıtımını yaptığı karakter yani Warcraft evreninde bizi çok daha farklı yerlere götürdü, getirdi. Biraz daha bu perspektiften gösterebildiysek bu yayında, yani konunun ne kadar geniş olduğunu, anlattığı hikayenin ne kadar derin olduğunu gösterebildiysek ne mutlu bizlere diyorum ben. Ve sıradan soruyorum. Görkem, var mıdır ekleyeceğin? Yani başta uzun uzun anlattım. O yüzden yani aynı şeyi tekrar etmeyeyim. Ama şimdi şöyle bir son bir toparlama yapayım tabii kısaca. Ki. Tabii tabii. Yani bütün bu animasyonu şimdi herkese yeniden izlemesini ben şahsen tavsiye ediyorum. Bu yayın sonrası özellikle. Evet, evet. Özellikle bu bölüm sonrası yeni bir gözle bence görürsünüz hepsini. Çünkü şimdi hepsini sıradan izledik ve ilkinde gördüğümüz şey böyle işte hep yanlış beklenti üzerinden diğerlerinde gördük belki. Ama şu anda mesela hepsini nötr bir şekilde izleyebiliriz. O alt hikayeyi görürüz. Belki önceden görmediğimiz detayları görürüz. Ben mesela yani bir dördünü üst üste izledim ve böyle bayağı değişik geldi hepsini baştan izleyince. Çok büyük ihtimalle bir beşinci sürpriz
sinematik gelir gibi bir tahmin var. Çünkü işte aynı şey Warlords'da olmuştu, benzer gidişatta. Ve şeyde neydi o pre-patch'in işte gelme tarihi de işte haftaya değil ondan sonraki hafta olursa, yani 29'unda ya da işte öbür ayın 6'sında, Ekim'in 6'sında gelecek gibi gözüküyor. O zaman bunun için yeterli süre de var. Özellikle işte önümüzdeki hafta bir sinematik araya sıkışabilir. Sinematik değil de gene böyle animasyon, kısa animasyon. Evet. Olmazsa işte çok büyük ihtimalle işte 29'unda gelir zaten pre-patch. Ondan sonra da yani benim tahminim bu işte görmüşsünüzdür, Jailer'ın bir sinematik böyle modellemesi var. Onun kullanıldığı ve bu aynen Sourfang sinematikleri gibi üst seviye bir prodüksiyonla yeni bir şey gelebilir. Büyük ihtimalle Ekim'in ilk haftası ya da ikinci haftası şeyden önce, yani Shadowlands çıkmadan önce büyük ihtimalle onu görürüz diye tahmin ediyorum. Yani beklemede kalın. Her an bir bomba patlayabilir, böyle sürprizli ilginç şeyler olabilir gibi gözüküyor. Bu arada beklemede bunların üzerinde pre-patch'tek olaylar olacak daha. Arada evet. Daha bunlar olacak. Evet. Ve pre-patch'in yani PTR'da hiçbir şey göremedik daha. Yani oynanışı, yok, işte ne olacağını yüzeysel olarak biliyoruz ama ne in-game sinematik var, ne cutscene var. Hiçbir şey yok şu anda PTR'da. Beta'da da yok ama işte gelecek olan şeyleri de bilmiyoruz. O yüzden böyle takipte kalın. Pre-patch gelince de aktif olun, oynayın. Yani kaçırmayın onu. Çünkü oyundan kaldırılıyor bunlar sonradan. İşte o deneyimi yaşayın yani. Ne olduğunu görün. Yani Teldrassil War of Thorns'u yaşama şansı yok orada oynayan. Evet, aynen. Diyelim. Evet, Murat'an senin ekleyeceklerin var mıdır? Yok. Bu kadar. Eda'cığım yani. Son söyleyeceklerin evet, varsa. Buradan Shadowlands'ı. Bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi burada bizim uzun süredir yayınlara gelen, konuşan arkadaşlar var. Belki de daha ilk gelenler var. Yani Blizzard yapıyor arkadaşlar ya. Bunu artık anlayın yani. Oynanası bir oyun ve çok güzel bir hikaye. Ve ben çok heyecanlıyım. Ve ya, başarını... ben bekliyorum bir cutscene, bir şey bekliyorum. Yani bence Mao'da anlatmaları lazım. Mao'da anlatmaları lazım. Evet, anlatmaları lazım ve o da çok önemli bir rol oynuyor. Ben bekliyorum. Bir sinematik daha yani, gelecek. Mal'ın eski halini gösterseler ya orada mesela. Evet, orada bir kopsak böyle. Yani, vallahi güzel olur yani. Şeyi söyleyeyim ben arkadaşlar. Bunu Türk ve yabancı kalite falan bütün komiteye söyleyeyim. İyi yapılmış bir şeyi desteksiz bir şekilde eleştirip üzerine pislik atınca köşeli olmuyorsunuz. Bunu yani bütün komiteye söyleyeyim. Onun için de iyi yapılmış şey iyi yapılmış demek erdemdir. Yani tokat asıl. Tokatçı da var. Yanlış davranış. Mesela şu an Shadow'dan şu ana kadar her şeyle iyi gözüküyor. Evet. Yani gümbür gümbür geliyor gümbür ya. Gümbür gümbür geliyor. Yok yani öyle yavaş yavaş değil, gümbür gümbür geliyor yani. Genel olarak biz Afterlives kısa animasyonları diyeyim. Çünkü sinematik demek çok doğru olmaz. Kısa animasyonları beğendik. Sizler için yorumladık hepsini. Artık ekstra bir şey gelirse tabii ki biz Lore Konseyi olarak ekranlarınızda olacağız arkadaşlar. Dediğim gibi ben yıllık izne ayrılacağım. Hani kanal olarak söylemiş olayım. Bir süre uzak kalabilirim. Ancak pazar günü muhtemel Lore Konseyi'ne yetişeceğiz ve Lore Konseyi olarak bir sonraki pazar günü arkadaşlar, eğer bir aksilik yaşanmazsa, görüşmek dileğiyle. Sizlerin müsaadenizi istiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Dikkatli olun. Hoşça kalın. Lore'la kalın. Shadowlands'la kalın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Hayvanları sevin. Shadowlands'ı sevin. Ama ilk önce hayvanları sevin.